Evet sevgili dostlarım, sevgili seyircilerim. En son Allah'ım bana rahmet dedik. Şimdi de Allah'ım bize rahmet diyoruz. Rabbimize şükürler olsun yine sizlerle birlikteyiz bu gecede. Bu gece çok çok değerli konuklarımız var. İkisi de birbirinden kıymetli, ikisi de sahasında çok değerli konuklarımız. Evet değerli dostlarım. Evet, konuklarımızı takdim etmeden önce herkes telefonlarını eline alsın. Önce canlı mesaj göndermek isteyen dostlarımıza, evet mesaj göndermek isteyen dostlarımıza telefon cep telefonlarının mesaj bölümlerine, evet TV 2000 yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz ve sonra 39-29'a gönderiyorsunuz mesajınızı yazdıktan sonra. Yine canlı yayına bağlanmak isteyen konuklarımız, değerli dostlarımız için 0888 288 30 çift 0. Evet değerli dostlarım. Evet sizlerle birlikteliğimiz devam etmekte. Ben önce sizleri, hepinizi, siz annelerimizi, kardeşlerimizi, tüm dostlarımızı en derin sevgi ve saygı ve selamlarımla selamlıyor ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü dedikten sonra sizleri konuklarımızla tanıştırmak istiyorum. Hocam, evet hocam sizi Buyurun. şöyle, hocamız hep ayakta ayağa almak istiyorum. Şöyle hocam Ha? buyurun. Ha öyle mi? Kimmiş bu hocamız? Şöyle huzurlarınızda hocamın elini öpmek istiyorum. Estağfurullah. Ben de Şöyle alnından kucaklayalım. öpeyim. Allah razı olsun. Hocam Allahümme salli ala Allah seyyidina razı olsun. Muhammed. Evet değerli dostlarım. Nimetullah Yurt hocamız. Dünyaya İslam'ı yayan, Japonya'ya İslam'ı götüren, tüm dünyaya Hakk'ın sesini haykıran, tebliğ eden hocamız Nimetullah Yurt hocamız. Allah razı olsun. Hocam tekrar Allah razı olsun. 2000 TV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası hocam bu Bugün program. bugünleri bekliyorduk biz şimdiye kadar. Evet Çok elhamdülillah bekliyorduk. Cenab-ı Allah nasip etti. Elhamdülillah. Hocam bu kanal 2000 TV bizim kanalımız değil. Kimin? Müslümanların kanalı. Tamam. Artık Müslümanların kendi kanalı var. Bu program da benim programım değil. Müslümanların programı. Müslümanların dünyaya çağırışı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hocam Dünyaya çağır. şöyle. Her Müslüman çağıracak. Evet. Çok Her teşekkür Müslüman. ederim hocam. Allah razı olsun. Peygamber Geldiniz, Efendimizin teşrif ümmeti ettiniz. olduğumuz için her Müslüman çağıracak. Dinimizi öğrenerek yaşayacağız ve bütün dünyayı da La ilahe illallah Muhammed Resulullah'a davet edeceğiz. Bak buradaki Evet. bu dokuz dil orayı göster. Bir de Evet şey sevgili var. seyirciler. Hocamızın şöyle bir meşhur bir kartviziti vardır. Şöyle bakın. Bu kartvizit çok meşhurdur. Bunu dünyanın çeşitli yerlerinde elinize geçirebilirsiniz. Evet. Bunun önü ve İki arkası. tarafı. İkisini de şöyle. Evet. Bunun bu kartın özelliği hocamız Japonya'da İslami Center'da İslam'a hizmet ediyor. Bu kartın özelliği bak şu kartımızın şurada arkasında Kelime-i Tevhid. Dokuz La dilde. ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kelime-i Tevhid 9 dilde mevcut burada. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz Kelime-i Tevhid 9 dilde burada mevcut. Hocamız bu kartı sokakta her gördüğü kardeşimize veriyor. Herkes mutlaka şu gördüğümüz 9 dilde olan tevhid mutlaka birisi anlıyor bunu. Ben şahit oldum. Çok şahit oldum. Çinliler, Japonlar, İngilizler, Almanlar herkes gördüğü zaman bunu anlıyor, anladığına ben Onların şahit oldum. dillerinde de var. Evet. Hangi diller vardı hocam? Siz şöyle Şimdi bakın. Başta Arapça. evvela La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İngilizce. İngilizce çok kimseler Evet, okuyabiliyor. zaten herkes biliyor. Ondan sonra Japonca. Ondan sonra Rusça, Çince. Bunların hepsi benim hatırımda değil. Almanca, Fransızca. Efendim. Onlardan da ben de bir ikişer kelime biliyorum yani. İki kelime. Çin, yalnız şey Korece bir kelime biliyorum. Onu söylüyorum. O da Hocamız onun her dili konuşuyor dilinden maşallah. bir kelime söyleyince kalbi açılıyor kendi dilinden. Kalbi açılıyor. Kalp açılıverince La ilahe illallah Muhammed Resulullah o problem finish diyoruz. Adam Müslüman oluyor. Hocam burada 9 dil ya bundan sonra artık Müslümanların sizin bizim cümle alemimizin bir kanalı var 2000 TV. Ya. Bundan sonra şuraya 2000 TV yazacağız böyle Tamam dağıtacağız oraya da inşallah. etsin. Tabii. Artık Olur. evet dünyaya Nimetullah Olur. hocam ve 2000 TV aracılığıyla tüm dünya Müslüman olacak İnşallah. inşallah Tabii hocam. tabii. Bu asır İslam asrı. Bunları söyleyeceğiz şimdi. Evet hocam. İsterseniz oturayım ben. Evet hocam hocamızı Ha, şöyle yerine bir ötekini de uğurlayalım. göster. Onu da Bir gösterelim daha var hocam. şimdi. Hı, Bu gösterelim hocam. şeyde son yaptığımız cami.
Bak bu şey var. Burada da la ilahe illallah Muhammed Resulullah, İngilizce, Japonca, şeyce, çeşitli dillerde. Yeni kartvizit modeli bu değil mi hocam? Evet. Sevgili seyircilerimiz. Bu evet, hocamızın en son yaptığımız cami. En son yaptırılan hocamızın kartviziti. Asıl da hocamızın kartvizit dediğimiz zaman sıradan bir kartvizit değil bu. Kelime-i tevhid 9 dilde mevcut. Sıradan bir kartvizit değil. Hocam aslında da kartvizitini dağıtmıyor. Her okumasında imanımız tazeleniyor. Evet. Günahlar affoluyor. Evet. Gayrimüslim bir kere de olsa o da cennete gidecek. Efendimiz'den müjdeler var alimlerden. Hocam öğrenim. Bu kelime-i tevhidle ilgili Bilal Habeşi Hazretleri değil mi hocam? Sarhoştu. Evet. Yerde buluyor la ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah lafzını. Kelime-i tevhidi yerde buluyor ve onu güzel süslüyor. Çerçeve yapıyor, duvara asıyor ve evliyalık mertebesine erişiyor. Evet. O yüzden siz de hocamın kartını bir gün yerde bulup da güzel bir çerçeve yaparsanız belki size de Bişr-i Hafi Hazretleri, Bilal-i Habeşi dedim az önce, Bişr-i Hafi Hazretleri, belki de sizlere de bizlere de o zat gibi evliyalık nasip olur inşallah. Değil mi hocam? Evet, Allah razı olsun. Evet, hocamın kartını bırakalım. Evet sevgili dostlarım, Nimetullah hocamız Japonya'dan geldi, Arabistan'a uğradı. Arabistan'dan Mekke, Medine'den sonra işte Batı ülkelerine, oradan Kıbrıs'a geçti. Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri vefat etmiştir bildiğiniz gibi. Onun cenazesine cenaze taziyesinde bulundu ve Kıbrıs'tan da buraya geldi. Yani sizlere geldi. Sizleri ziyarete geldi. Yani hocam 2000 TV aracılığıyla sizleri ziyarete geldi. O yüzden bu geceki programımız herhalde çok dolu geçecek. Hep hocam dünyanın her yerinden söylesin. Evet hocam dünyanın her yerinden çok güzel mesajlar getirdi sizlere. Çok olumlu haberler getirdi. İnşallah ilerleyen dakikalarımızda o güzel haberleri hocamızın bizzat ağzından dinleyeceğiz inşallah. Evet sevgili seyirciler. Tüm güzelliğiyle devam ediyor programımız. Evet sırada ikinci bir konuğumuz var. Bu konuğumuz, biz bu konuğumuzu da anlatmakla bitiremeyiz. Birkaç cümleyle. Bu konuğumuz bu piyasanın ilklerinden, hatta bizden daha eski, daha önce ilklerinden İlahi Camiası'nın, Türk Tasavvuf Musikisi Camiası'nın ilklerinden ve dehalarından önemli bir konuğumuz. İlahicilerin piri Hasan Kılıçatan. Evet ben Hasan abimizi de sahneye almak istiyorum. 2000 TV adına ve tüm izleyicilerimiz adına Hasan abime hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, sefa geldiniz Hasan abicim. Evet buyur Hasan abicim. Hasan abi uzun yıllar başımı kuma gömdüm diyordu ama şimdi artık tekrar izleyicilerimle, dinleyicilerimle buluşma vakti geldi dedi. Tekrar meydana çıktı. Artık sizlerle beraber bundan sonra inşallah. Neler söylemek istersiniz Hasan abicim? İzleyicileriniz burada. 2000 TV'nin ulaştığı, gönül frekansımızın aynı olduğu herkese sevgi, saygı ve selamlar sunarım. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz Hasan abim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşrif ettiğiniz, bizleri kırmadınız. Evet değerli izleyicilerim. Evet. Bu gece çok dolu bir gecemiz olacak. Ben bu arada canlı yayın bağlantısı için telefonlarımızı tekrar hatırlatayım. Canlı yayına bağlanmak isteyen kardeşlerimiz. Evet. 0888 288 30 çift 0. Bu numarayı arayarak bizlerle canlı bağlantıya girebilirler. Hocalarımıza sual sorabilirler. Hocamıza Hasan abimizden istek isteyebilirler. Mustafa Aslanur kardeşlerinden istek isteyebilirler. Yine mesaj göndermek isteyen kardeşlerimiz için cep telefonlarının mesaj bölümüne TV 2000 yazıyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı yazdıktan sonra 39-29'a gönderiyorsunuz. Evet değerli dostlarım. Sizlerle birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Evet şimdi neler yapalım? İsterseniz hocam bir nefes alırken Hasan abi senden izleyicilerimiz yıllardır seni özledi. Özledi. Sizden bir eser alsak önce bir şöyle. Ben şöyle yerime oturayım. Evet. O zaman şöyle yapalım. Ben bu camiye başladığım ilk yıllarda sen de takdir edersin ki evet, dini kasetçilik olayı cami avlularında tesbih takke satan hacı amcalarımızın elindeydi. Doğru mu? Doğru. O yıllarda o günün konjüktürü gereği bir tek bendirle ya da çıplak tamamen natürel yaptığım albümlerim vardı. Evet. Malumunuz bugünler de özel bir gün. Bu özel günle de çok örtüşen bir eserim vardı.
O yıllarda yapmıştım. Ana başa tacimiş diyordum o günlerde. Evet. Aradan yaklaşık 25 yıl geçmiş. Yine bugün anneler günüydü. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Anneler günü aslında bir günle geçiştirilecek bir gün değil. Müslüman için 365 güne yayılacak. Çok çok özel. Çünkü bizim dinimiz cenneti annelerin ayaklarının altına sermiş. Öylesi özel, öylesi kutsal varlıklarımız için bir günü, anneler günü yapmak, bilmiyorum bu nerenin adetidir, nereden çıkmıştır bilmiyorum ama katılmasak da buna gönül veren, katılan insanların, annelerin, anne adaylarının anneler gününü kutlayarak bu eseri onlara atfediyorum. Ana başa tacimiş diyelim. Evet, evet Hasan abi. İzleyicilerinle Hasan abimizi baş başa bırakalım. Eyvallah. Buyurun Hasan abicim. Evet. Ana başta tacimiş, her derde ilaç imiş. Bir evlat bir olsa da anaya muhtaç imiş. Bir evlat bir olsa da anaya muhtaç imiş. Bana baktın nazlı nazlı, hep okuttun hazlı hazlı. Allah senden olsun razı, cennet hatun ol anam. Allah senden olsun razı, cennet hatun ol anam. Ana başta taç imiş, her derde ilaç imiş. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş. Gözyaşımı silerdin sen, başucuma gelirdin sen. Dertlerime devadın sen, cennet hatun ol anam. Dertlerime devadın sen, cennet hatun ol anam. Ana başta taç imiş, her derde ilaç imiş. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş. Allah senden razı olsun, kalbin sonsuz nurla dolsun. Mahşerde yüzün ak olsun, cennet hatun ol anam. Mahşerde yüzün ak olsun, cennet hatun ol anam. Ana başta tacimiş, her derde ilaçimiş. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş. Evet Hasan abicim. Hasan abicim, natürel ne güzel oluyor Hasan abi. Yani orkestranın yeri de ayrı da böyle natürel. Biz Hasan Kılıçatan'ı dinlemiş olduk şu anda. Nasıl yani biraz sonra. Yani evet. Gerçekten de Hasan Kılıçatan'a doya doya bir bendir var. Hocam evet. Değil mi hocam? Tabii. Eskiden cümbür cemaat bir orkestralar vardı yani. Bir öyle bir de sırf bendir var. Yani o da Hasan, güzel o da güzel. Hepsi yani, yeri ayrı ama şu anda ayrı bir haz verdi bana açıkçası. Sen hepsini böyle güzel. Seversin. Diğeri öbür türlü sever. Bizde hepsi var şükür. Şimdi Hasan abi. Hocam şimdi Hasan Kılıçatan hocamızda abimizde bir ses var. Güçlü ses. Bülbül ses. Olduğu için yani bir bendir orkestrayı aratmıyor. Bir bendir bile yetiyor Hasan abimize. Eyvallah. Ses güçlü. Bala bilir, Resul diyorlar böyle güzel söz söylüyor.
Eyvallah. Ne diyorlar hocam? Belabilir Resul. Belabilir Resul. Peygamber bülbülleri. Peygamber Subhanallah. Bülbülleri. İnşallah biz de öyle oluruz. Dua edin inşallah öyle şey olalım. Allah'ı şey yaptırıyorlar. Çanakkale'liden haberin oldu mu? Çanakkale'li rahmetli olduğunu duydum ya da hasta olduğunu duydum hocam. Ya. Rüyamda gördüm de ben Halil İbrahim Çanakkale mi hocam? Halil İbrahim Çanakkale'li. Mevlid Han. Evet, onu öğren de bana haber ver. Bir. Onu geçen konuğumuz Celalettin Şensoy hocamız da Halil Akıncı hocamız rüyada vardı gördüm konuğumuz. Bu bir hafta içinde rüyanızda onu. Gördünüz. Öyle diyorum, siz diyorum, siz ve arkadaşlarınız Allah'ımızı, peygamberimizi sevdirenlersiniz ömür boyu diye. Böyle mübarek şeyle konuşmamız oldu. Asıl abim, Halil hocamızı tanıyorsunuz değil mi? Evet, zaten evet. Biliyorsunuz Asıl abimiz. Mevlid Han gerçekten... Halil İbrahim Çanakkale. Çanakkale'li gerçekten de Mevlid camiasında yani bu işin pirlerinden. Eyvallah. Çok etiket bir isim. Çok evet. Bu işin pirlerinden gerçekten. Evet. Öğren de bana haber ver. İnşallah hocam onun haberini alırız. Alırız. Ben ya hasta olduğunu duydum yanılmıyorsam ya da yakın zamanda rahmetli olduğunu duydum hocam. Evet. Öğreniriz onu inşallah. Hocam bizlere neler getirdin? Japonya'dan, evet. Arabistan'dan, Kıbrıs'tan neler getirdin hocam? Senden biraz evet. Dinleyelim. Evet değerli dostlarım, Nimetli hocamız dünyanın her yerini geziyor. Nimetli hocamız dünyanın her yerini geziyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hocam bizim programlarımızın ilk başında biz Aş-ı Şerif okuyorduk. Hocalarımızdan birisi. Sizden kısa bir Kur'an-ı Kerim alabilir miyiz hocam? Maşallah. Şu güzel hocamız peki. Ayrıca eski müezzin, imam geçmişinde. Yani, onu zaten biraz sonra dile getireceğiz. Yaptım. Evet. Maşallah. İmam vekilliği maşallah. Yaptım. Maşallah. O yüzden bir Aş-ı Şerif'le hocamdan evet. Kısa bir Aş-ı Şerif dinleyelim evet. Önce. Allah'ın kelamıyla başlamış olalım inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم biz bu Kur'anları şeyde okuyoruz toplantılarda Japonya'da dinler toplantıları oluyor. 600 kişi, 1000 kişilik televizyonlar da alıyor orada. Ondan sonra da böyle kelime-i şehadet okutturuyoruz. Herkes konuş hocam.
herkes Allah'ın lütfiyle Müslüman oluyor. Sonunda diyoruz bir kelime söylerseniz her sıkıntıdan kurtulursunuz. Cemaatle beraber, şimdi biz de beraber söyleyelim. 5 kere kelime-i tevhid. 2 niyetle. Bütün Müslümanlar, alemlerde insanlar, cinler, bütün Müslümanlar imanlarımızın tazelenmesi, bütün günahlarımızın affolunması, henüz kelime-i tevhidi duyamayanlar da bizimle beraber söyleyip televizyonlar alıyor. Onlar da İslam'la şereflenmesi. İnşallah. Üçüncüsü de bilerek bilmeyerek İslam'a, Müslümanlara düşmanlık yapmayı düşünen, yapan, onlara da Cenab-ı Hak duyurup, işte İhlas-ı cemaatimiz var burada şimdi. Dinleyenler de hürmet ederiz. Yani sadece görebiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Evet. Böylece hepimiz söyleyeceğiz 5 kere cehri. Hazır bülbülümüz de var burada. Estağfurullah. Allah Resulü, Allah bülbülleri. Arabistan'da Belabil-i Resul diyorlar. O düşmanlık yapanlar eşidip imana gelip İslam'a, Müslümanlara düşmanlıkları dine, İslam'a yardıma dönmesi için. İnşallah. Kadir Allah. İnşallah. Beraber söylüyoruz şimdi. Fâremennehu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. 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 Orada böyle herkes söylerken Budizmler var, Şintu onların şeyleri, Japonların, Japonya'da, bizim Türklerin, Japonya'da. Bizim Türklerin eski dini ne benziyor? Onlar da Hristiyanlar böyle. Biz de ezan okuyoruz. 2 rekat namaz kılıp İslamiyet'i anlatılıyor. Herkes şeyini, programını, dinini gösteriyor orada. Sonunda özür diliyoruz. Ben diyorum ki özür dileyelim. Programınızdan fazla yaptık. İnanın, yalan söylemiyorum. Yalan söylemeye hiç lüzum da yok da yakışmaz da artık. Yani Allah'ımız. İnanın. Programdan fazla program yaptık. Özür dileriz. Kardeşlerimiz tercüme ediyor. Kelime-i tevhid okuttuk size, hepinize. Hepsi okudular. Memnun oldular. Onun için yok. En iyi programın en iyisi tevhid oldu dediler. Hepsi diyorlar. Her toplantılarımızda. Başka bir toplantıda da 2000 kişi kadar var toplantıda. Televizyonlar yine alıyor. Toplantıya başlamadan, programlara başlamadan Japonlar aralarında konuşuyorlar. Arkadaşlarımız var, onların dilini orada çok kalıp, orada okuyup dillerini bilen. Ben şimdi size öğreteceğim, bir kelime öğreteceğim Japonca. Herkes bunu şey yapsın, Sultanahmet'e gelenler, Mevlana'ya gelenler. Onu söyleyeceğim inşallah. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Onlar, yahu bizim hiç aklımız yok mu? Bizde 2000 ilah var. Başka bir dinde 5000 ilah var. Bir İslam varmış bu şeyde eşittik. İslam'da bir ilah. Bir tapacak. Allah'tan başka tapacak yoktur diye ben eskiden Türkçe ezan okudum yani. O günlerin Allah. Ya şey olur mu hiç? Ya hiç mi aklımız yok? 2000 ilahı biz nasıl razı edeceğiz? Ama bir tapacak olursa
bu biri razı etmek 2000 razı etmekten daha kolay olur diyorlar. Ne kadar akıllıymış. Öyleyse ha, öyleyse hadi beraber söyleyelim. 3 kere söylettiriyoruz. Hepsi şey yapıyor. Bütün erkekler all men Muhammed, all women Fatıma diyoruz. Bütün erkekler Muhammed, bütün hanımlar da Fatıma. El çırpıyorlar, seviniyorlar. Bunları veriyoruz. Bu şeyler. 9 ilde ya, o şeyi şimdi söyleyeceğim şimdi size. Bu Japonca bir kelime. Hadi iki kelime diyelim. Siz daha akıllısınız. İki kelimeyi bir kelimeye sığdırırsınız. Omamori Japonca. Japon bunu verirken. Efendimiz buyuruyor. Ya eyyuhannas kulu la ilahe illallah Muhammeden Resulullah tüflihu. Ey insanlar la ilahe illallah Muhammeden Resulullah söyleyin. Her sıkıntıdan kurtulursunuz. Bunun manasını en son Japonya'daki kardeşlerimiz bana öğrettiler. Omamori. Omamori. Ezberliyorsunuz değil mi? Evet. Omamori. Sınav hocamın neşir kartı. Omamori yani bu seni kurtaracak. Bu seni her sıkıntıdan kurtaracak. Omamori. Hepiniz ezberlediniz inşallah muhterem dinleyiciler. Hürmet edelim dinleyenlere. Efendimiz buyuruyor. Siz birilerine söylersiniz onlar sizden daha iyi işler yapar. Bunları görmek de nasip oldu. Nice davet ettiklerimiz hemen şey yapıyor. Elimizde trenin içinde ben böyle verirken bir mübarek hanımefendi elini bana ver de ben de dağıtayım diyor. Bana ver de. Benden daha iyi dil de biliyor. Ezberlediniz mi? Omamori. Omamori. Omamori buyurun. Evet, bu sizi kurtaracak. Sultanahmet'te gezenlere söyleyeyim. Oralardaki dükkancılara. Buradan alın. Buraya fazla veririz bundan. Hep tevhidi. Buradan alabilirler. Evet, kelime-i tevhid. Hep kelime-i tevhid değil mi hocam? Kelime-i tevhid. Zaten Peygamber Efendimiz geldikten sonra Resulullah Efendimiz hep tevhidi yaydı değil mi hocam? Ya. Şimdi 2-3 kişi gelse buraya izin verir misiniz? Tabii. 2-3 kişi buraya gelsin. Evet gelsin. Şuraya yanımıza gelsin. Alalım. Ahmet abi buyurun. Avukat da gelsin. Evet abimiz gelsin. Bir avukat gelsin. Bir genç de gelsin. Gelin abilerim hocamıza. Evet. Buyurun gelin. Ben şimdi herkese böyle verirken şöyle 4-5 kişi geçiverdi. Evet değerli dostlarım hocamız böyle. Nimetullah hocamız bu şekilde. Herkese omamori verirken 3-4 kişi geçti. Hadi geçin şöyle yürüyün bakayım şimdi. Evet hocamız canlandırmasını yapıyor. Yürüyün beraber. Yürüyün beraber yürüyün. Omamori. Omamori. Hemen oradan döndüler. Hocam şöyle gelin hocam. Geri dönün şimdi. Hocam şöyle kadrajın dışında kalmayalım. Şöyle şu alanda olalım. Evet şimdi siz gidiyorsunuz. Evet. Giderken arkanızdan söylüyorum bak. Siz şöyle gidiyorsunuz. Yetiştiremedim. Evet. Geçtiler. Omamori, omamori. Evet. Hemen arkaya dönün. Omamori, omamori diyor alıyorlar mı? Bu şekilde. Tabii. İşte hocam bu değerli dostlarım. Hocam aklıma ne geldi biliyor musunuz hocam? Şimdi sizinle biz rahmetli Erbakan hocamız, Necmettin Erbakan hocamızın evine ziyaretine gitmiştik sizinle. Bir de Fatih Başdemir kardeşimiz vardı. O zaman rahmetli Erbakan hocamız bir şey anlattı. Aklımda kaldı da şimdi müsaadenizle ben onu kısa bahsetmek istiyorum. Bana dinlenme şeyi de ver biraz. Şimdi Nimetullah hocamız da değerli dostlarım. Bugünler yalnız bize şey var. Büyük bir hem alim, şeriat alimi, tarikat alimi. Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri. Onu da anacağız inşallah. O çok mühim bir şey. Bütün dünya şimdi gazeteler, televizyonlar, herkes onu konuşuyor. Öyle olunca dünyada yeniden İslam şimdi tazelendi. Elhamdülillah. Buyurun devam edin. Bu arada hocam bir şunu okumak istiyorum. Bizim Aydın vilayetinde Umurlu ilçesinin Musluca köyünde Ahmet Demir diye bir abimiz var. Nimetullah hocamızdan özellikle dua istiyoruz demiş, mesaj atmış. Evet Ahmet abim, evet huzurlarınızı söylüyoruz Nimetullah hocamızdan. Dua istiyoruz inşallah. Ahmet Demir abimize Aydın'daki dua istiyor. Bir dua edersin inşallah hocam. Ya Rabbi. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve sellim. Ya Rabbi senin için kaldırılan elleri hiçbir yerde boş çevirmedin. Amin. Bütün Müslüman kardeşlerimize de şu 3 nimeti verdin. Bizleri insan yarattın. İnsanlığımızın kıymetini bilmeyi nasip eyle. Amin. Memleketlerimizde, evlerimizde İslam'ı bulduk ikinci nimet. Üçüncü nimet de Peygamber Efendimiz'e ümmet eyledin.
davet vazifesi. Kardeşimiz, dua isteyen kardeşimiz. Biri daha var hocam. Bu televizyonun temel taşlarından, mücahit temel taşlarından çok mücadeleci bir abimiz var. Bu Hüseyin iki, Palal abimiz. Duayı ben tavsiye ediyorum. Hüseyin Palal abimize dua edelim hocam. Rabbana firli velivalideyye velil müminine yevme yekumul islam. Bu bir Hüseyin umumi Palal dua. Hüseyin Palal abimize gönderiyoruz değil mi hocam? Evet, evet. Hüseyin zaman, Palal abimize. O zaman ben de isteyeyim. Benim kayınvalide de sağlığı yerinde değil. Hasreten evet, rica etti sizi evet. Takip de ediyormuş. Maşallah Allah kabul dua eylesin. Rica etti. Bir de Gökhan Demir abimiz var. Bu hizmet ediyor burada. Yönetmen kardeşimiz. Allah kabul eylesin. Bak burada evet. Tüm kardeşlerimiz ayrı ayrı dua istiyorlar şimdi, hocam. Şimdi velil müminine vel müminat diye umumi bir dua. Bir. İkinci dua da ya Rabbi dinimize, dünyamıza yararlı işleri yapan ve yapmak isteyenlere yardım eyle. Ya. Amin, amin. Bu da umumi bir dua size hem öğretmek istiyorum hem de bize hastalara, her türlü hastalara şifa. Akıl hastalıkları, cisim hastalıkları, ruh hastalıkları, günah hastalıkları da. Amin. Günah yerlerde kalan kardeşlerimiz, günah yerlerde. Oradaki kardeşlerimiz bizim bu şeylerimizi göstermelerini, dinletmelerini rica ediyorum. Biz iskili yerlere de girdik. Onları da size söyleyeceğiz. Mücahit kardeşlerimiz dedik. Onlar geldiler camilere. 4 gün sonra da yine ben siz mücahitsiniz, çok iyisiniz iyi derken o 4 gün sonra, 5 gün sonra benimle gidince hemen yeter hocam yeter diye şöyle bir yumruk vuruyor şeye. Diyor ki hadi kalkınsana kalkın çabuk kalkın. 4 gün evvel ben de burada değil miydim? Ne faydası var bu içkin, bu şey kumarın? Hani öyle getiriyor. Allah. Efendimizin hadis-i şerifine bağlıyorum. Rubbe muballigin ev amiri samin. Siz birilerini söylerseniz onlar sizden daha iyi işler yapar. Hocam zaten 2000 TV izleyicileri var ya, her gün saat gece Hasan abi, bir de gece yani 01'de Nimetullah hocamızın sohbet ve hatıraları 2000 TV'de izleyebiliyor, izliyorlar yani izleyicilerimiz. Onları tavsiye etmek istiyorum. Evet değerli inşallah. Dostlarım. Birbirinize haber verin diye. Tabii tabii. Ha, siz buyurun. Nimetullah hocamızın her gün yani akşam gece 01'de sohbetle hatıraları diye burada 2000 TV'de programı banttan devam etmekte. Onu izlemeye unutmayın inşallah. Her gün var hocam bu. Maşallah. Bir de hocam az önce demiştik ki hocam sizinle bir Erbakan hocamızı ziyarete gitmiştik. Evet. Şimdi değerli dostlarım Nimetullah hocamıza Sayın Necmettin Erbakan hocamız bizi evine davet etti. Gittik. Nimetullah hocamız bir de Fatih Başdemir diye bir kardeşimiz daha var. Yine bu 2000 TV'nin sanatçılarından. Gittik dedi ki hocamız da söylediği şeyi ben hatırlıyorum. Erbakan hocamız size söylediği şeyi hatırlıyorum. Evet buyurun. Dedi ki o gün Allah, benim evimin karşısında. Bütün vefat edenlerimize, edeceklerimize de Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Vefat hocam. Edenleri anarken böyle. Evet. Allah rahmet vefat edenlere, edeceklere. Kendi, biz de giriyoruz. Bu da yeni bir ilim. Evet. Buyurun efendim. Dedi ki hocam nimet değerli dostlarım. Erbakan hocamız dedi ki anlatıyor. Hocama anlatıyor. Beraber bize anlatıyor. Benim evimin karşısında 90 yaşında bir amcamız var. Sabah her teheccüd namazına, her gece seher vaktinde teheccüd namazına kalkıyor. Allah Allah. Teheccüd namazı kılıyor. Elhamdülillah ne güzel bir şey. Ne güzel bir şey. Ama diyor bir fark var diyor. O kardeşimiz, o amcamız sadece kendisini kurtarmaya çalışıyor. Ama diyor Nimetullah Hoca dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Tüm Müslümanlığı, tüm insanlığı kurtarmaya çalışıyor. Siz mücahitsiniz. Allah sizin yolunuzu açık etsin hocam dedi size. Allah razı olsun. Biz de buna şahit olduk. Onların duası kabul evet. Olur. Necmettin Erbakan hocamız bunu benim huzurumda hocama söyledi bu şekilde. O Nimetullah hocamız dünyanın her yerine işte tevhidi, İslam'ı yaymak için dolaşmakta. Japonya'da çok kardeşlerimizi Müslüman yaptı. Arabistan'da çok yabancı insanları, uyruklu insanları Arabistan'a gelmişler ziyarete Müslüman yaptı. Hatta hocamız bir 4 ay bizim evimizde misafir olmuştu. 101 tane program çektik bizzat. O programlarını çektiğimiz zaman da hocamızı ziyarete Japonya'dan gelenler, Arabistan'dan gelenler, İngiltere'den, dünyanın her yerinden hocamızı ziyarete gelenler oldu. Niye acaba? İşte hocamız dünyaya İslam'ı tebliğ ediyor.
O yüzden hocam tamam. Bu tebliğ ile alakalı, İslam'la alakalı hocamızdan çok çok daha güzel mesajlar dinleyeceğiz, sohbetler alacağız. Şimdi Hasan abimizden şöyle hocam, hadi bülbül bir daha öptüm şöyle. Değerli dostlar, ara sıra ben burada ortada kaldım. Hocamızdan feyiz alacağız. Hasan abimiz de kulağımızın pasını silecek ara sıra. O zaman ne okursun Hasan abi? Bizimki de bir çeşit tebliğdir değil mi tebliğ, hocam? Tebliğ, tebliğ. O zaman bu sizin ölümü... sözleriniz hepsi Kur'an'dan ve hadisten çıkan eyvallah. Şeyler yani. Güzel seslerle tebrik eyvallah. Ederim. Ölümü hatırlatmak Allah Allah. Bin yıl ibadetten evladır derler ya, değil mi? Tabii, yani tabii. Tefekkür etmek. Tefekkür. Bir saatlik tefekkür bin yıl nafile ibadete bedel. Tamam. Biz de ölümü hatırlattığımız Hazan Ölüm diye bir eserimiz var. Bize... Senin de firma isminle. Evet Hazan. Bize de çok Hazan yakın ölüm. Geldi. Peki abi, o zaman Hazan prodüksiyonu da bağışlıyorsun. Hediye ediyorsun değil mi Hasan abi? Ümmet-i Arman... Muhammed'e. Peki o zaman bizden nasibimizi alırız inşallah. Evet Hasan Kılıç Atan'dan dinleyelim. Annemin giydiği kare, ciğeri hep pare pare, ölüme bulunmaz çare. Ah, ah ölümün ilk gecesi, ah ölümün ilk gecesi, ah ölümün ilk gecesi. Hazan ölüm, Hazan ölüm, evden eve gezen ölüm. Hazan ölüm, Hazan ölüm, evden eve gezen ölüm. Annemin ördüğü saçı, annemin ördüğü saçı, teneşirde çözen ölüm, teneşirde çözen ölüm. Annem annem geç karşıma, bak gözüm ile kaşıma, bir daha girmem düşüne. Ah ölümün ilk gecesi, ah annem annem geç karşıma, bak gözüm ile karşıma, bir daha girmem düşüne. Ah ölümün ilk gecesi, ah ölümün ilk gecesi. Yer açılır, derin olur, kazıldıkça serin olur. Yer açılır, derin olur, kazıldıkça serin olur. İçine giren kaybolur, içine giren kaybolur. Ah ölümün ilk gecesi, ah ölümün ilk gecesi. Annem annem geç karşıma, bak gözüm ile karşıma, bir daha girmem düşüne. Ah ah ölümün ilk gecesi, annem annem
başıma, bak gözüm ile karşıma, bir daha girmem düşüne. Ah ölümün ilk gecesi, ah ölümün ilk gecesi. Annem, ah annem, geç karşıma, bak, bak gözümüyle kaşıma, bir daha girmem düşüne, ah ölümün ilk gecesi. Evet Hasan abicim, ağzınız sağlığı, bizi mest ettin Hasan abi. İzleyicilerimizi mest ettiniz, Allah razı olsun. Hocam ne güzel değil mi hocam? Çok güzel. Şu kanallara demek ki sahip çıkmak lazım, bu kanallara hocam. Hakkın sesi aykırıyor. Hocam yönetmenimiz diyor ki, yönetmenimiz kulağımıza diyor ki, yönetmenimiz hocamdan çok dualar istiyor izleyicilerimiz diyor. Çok evet, dualar yani istiyorlarmış. Size bir reklam aramız olacak biraz sonra. Çok güzel muhabbetlerimiz olacak. Çok dualar edeceğiz. Amin. Çok dualar inşallah edeceksiniz izleyicilerimize. Yalnız hocam yönetmenimiz bir şey daha diyor. Mesajlarımız kilitlendi. Telefonlarımız kilitlendi. Çok izleyicilerimiz çok hücum etmişler buraya. Evet, aynen. Sizi görmek isteyen izleyicilerimiz Hasan abimizin dinleyicileri hücum etmişler buraya. Eyvallah. Yani Allah razı olsun. Teveccüh buyurmuşlar. Allah razı olsun. Birer birer evlerine gidip çaylarını içmek istiyorum. Onlarla. İnşallah hocam onu da yapacağız. Muhabbet etmek istiyorum. Ve diyor ki yönetmeniz bir tane de senden istiyoruz diyormuş izleyicilerimiz. Bir layda Mustafa Hasan'ı kardeşimizden dinleyelim demişler. Yok, o zaman vermeyiz öyle. Bu, emir yani edepten üstündür derler. Bu bir emirdir. Onlar emreder ama biz izin vermeyiz ki. Hocam. Sen alırsan bize sıra gelmez. Hocam. Hocam benim. Hocam benim. Hocam yalnız hocam. Sizden bir istirhamım var. Şöyle geçeceğim. Değerli dostlarım, Mustafa Aslan'ın kardeşinizin ömrü günahlarla geçti. Günahkarız. Ama çok da pişmanız. Sizden huzurunda ben hocamdan dua istiyorum. Hocam. Ben diyorum ki hocam. Amin. Şöyle geçin. Diyorum ki hocam. Amelsiz yüzüm siyah. Defterim dolu günah. Allah sensin Allah kuluna pena. Allah'ım bana rahmet. Diye bir eser yazmıştık evet, hocam. Çok güzel maşallah. Onu oku. Onu oku dinleyelim oku, diyorlar. Oku. Ama hocam gerçekten çok günahkarız. Dua edeceksin değil mi hocam? Estağfurullah. Ben o zaman Allah izleyicilerin huzurundan hocamdan dua istiyorum tekrar. Ve Allah'ım bana rahmet diyoruz. Hocam dua edin. Allah razı olsun. Allah. Amin. Hepimize. O bana rahmet. Amelsiz yüzüm siyah.
yaşa akar. Allah'ım bana rahmet. Afil kulun Mustafa çeker hep cevru cefa. Bulamadı hiç sefa. Allah'ım bana rahmet. Allah'ım beni affet. Sen acıyansın elbet. Rahmetin büyük zerbet. Sen bize de rahmet. Amin. Allah'ım bizlere, bize rahmet. Bana rahmet. Bana derken bizlere dersen evet. O zaman dinleyenler de gelir. Evet, dinleyicilerimiz zaten hocam. İçinde zaten. Bağlarımız içinde zaten müşterek. Hocam. Ben şeyden biraz birkaç kelime şey yapayım da yavaş. Birkaç kelime hocam alalım. Bir ara vereceğiz. Evet. Yine tüm hızıyla programımız çok güzelliğiyle devam edecek inşallah. Amin, hocam. İnşallah. Bir reklam aramız olacak şimdi inşallah. Şimdi var ya. Evet hocam. Bu şey yaz meselesi. Bu Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretlerinin bu vefatı dolayısıyla şey oldu. Hocam. Mühim bir. Şurada görülebilir değil mi? Gösterilebilir. Siz gösterin şöyle. Şeyh Nazım Kıbrısi şöyle kameraman kardeşimizden istirham edelim. Cenaziye dünyanın her yerinden gelenler Şeyh oldu. Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri. Bizi de Cenab-ı Hak Japonya'dan Suudi Arabistan'a getirdi. O oradan çarşamba günü sabah namazı İstanbul'a gelmek nasip oldu. Fatih Sultan Mehmet Han Üniversitesi rektörün ziyaretindeyiz. Haber geldi. Cennete gitmiş. Şeyh Nazım Hakkani Kıbrısi Hazretleri cennete girmiş diye haber geldi. Aman dedim beni hemen yetiştirin kardeşlerim. Allah Allah. Elhamdülillah. O çok büyük kerametleri vardı. Onları da söylemek istiyorum biraz. Şimdi dünyada bütün yazarlara da ben teşekkür ediyorum bizim gazete yazarlarımıza. Onları da bir davet etmek istiyorum. Beraber siz bu işi yaparsınız. İnşallah. Gazetecileri bir toplan, bir şey yapalım. Ben teşekkür ediyorum. Bütün yazarlar Şeyh Efendi'den bahsetmişler. Allah razı olsun onlara. Allah razı olsun hepsinden. Yani Allah onların eline kalem verdi. Bu kalemi hayıra çevirmeleri için de rica ediyorum. Allah gazetecilerimizden razı olsun. Evet, televizyonlardan da razı olsun. Televizyonlarda hocam, haber vermiş. Hocam, çok daha sohbet edeceğiz inşallah. Zamanımız geniş. Evet, inşallah. Şimdi yönetmenimiz İnşallah. İkaz ediyor. Onu şey yapayım ben evet. Şimdi. Burasını bir şey sonra, yapayım. Efendim? Burasını biraz söyleyeyim de. Bir söyleyin şey, hocam. Gönenli Hocaefendi'nin evet. Vefatı oldu. Evet. Ben Gönenli Hocaefendi Hazretlerini askerliğimde tanımıştım. 52-54 arası askerliğimde Mevlana Kapı'da şey okuyordum. İnzibat askeri olarak nöbet bekliyordum. Çıktı karşıdan böyle ilk o zamandan bu zamana maddi manevi talebesiyim de vefat edince mübareğe dedim ki eli kalem tutan yazsın benim hocamdan dedim. Eli kalem tutan Gönenli Hoca Efendi yazsın. Kitabı var. Bir dahakine o kitabını gösterelim. İnşallah hocam. İnşallah zaten. Kardeşlerimiz şey yapsınlar. Bu sözü okuyan bizim Milli Gazetemizde, diğer gazetelerde filan okuyan Bekir Berk, Bediüzzaman Hazretlerinin çok mübarek, bizim aramızda da avukatımız var şimdi. O avukat Bekir Berk, mahkemelere gidiyordu kitaplardan, Bediüzzaman Hazretlerinin şeylerinden. 50'ler, 55'ler, 60'lar, 65'ler filan yani böyle. Bir günde mübarek ben de dedi Gönenli Hoca Efendi'den Nimetullah Hoca'nın söylediği söz için ben de bir şey söyleyeceğim. Bu keramat-ı evliya hakkun kardeşlerimize hep nasihat ediyorum.
Allah'ımız buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun ellezine amenu ve kanu yettegun. Şimdi dinleyenlerin hepsi evliya oluyor yani Allah'ın lütfiyle. Öyle Allah'ımızın emirleriyle. Bunları alimlerimizden de öğrenin, biraz daha öğrenin inşallah. Sonra bizden de sorarsınız daha geniş, yarın akşam da. Ha, bu açık olmayacak da gece şeyler var. Tabii hocamın değerli dostlarım. Hocam artık 2000 TV'de. Her gece 1'de hocam sizlerle birlikte. Hocamın daha evvel çektiğimiz 101 tane programı var. Evet. Arada yine gelir de böyle tabii şey hocam, de yaparız. Artık hocam 2000 TV'de. Onlardan da dinleriz inşallah. Tabii ki Türkiye'ye her geldiğinde hocam sizi çağıracağız inşallah. Evet. Hocamız İnşallah. Bizim canımız ciğerimiz. Allah razı olsun. Hocamız evet değerli dostlarım. Şimdi bu şey bitireyim de. Ha onu bitir hocam. Evet. Sözü bitir inşallah. Şimdi o dedi ki şey yazıyor gazeteye. Ben de hoca efendi böyle söylediği için ben de yazıyorum dedi. Adana'da mahkemesi var saat 9'da. Sabah çıkmış bu İstanbul'dan Adana. Adana'da 9'da efendim 12'de Erzurum'da. Saat 3'te efendim Eskişehir'de yani bir günde birkaç tane böyle mahkemelere gidiyor İslam avukatı. Bediüzzaman Hazretleri'nin kitap okuyucularının başlarından. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve sellem. Allah şimdi bir de ayağa kalktım. Adana'ya geldi uçak, ineceğim, taksi parası yok cebimde. Allah Allah. Olur insan değil mi? Her insanda olabilir bu. Mahkemeye kadar gidecek taksi parası da yok yanımda. Allah Allah. Şöyle adım atacağım, nereye gideceğim? Daha gidecek yerler var. Daha 3-4 tane daha mahkeme var. Ayrı ayrı şeylerde. Öyle günler de geldi geçti elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok şükür. Geçti, ya hocam? Değil mi? Allah'ın bu lütufları. Artık TV'ler var hocam. Çok şükür. Elinde kitapları da götürüyordu. İşte mahkeme. Hakim Bey bu kitaplar. Buyurun size de hediye falan diyerekten. Bir de baktım şöyle ben yürüyünce Gönenli Hoca Efendi çıkıyor. Önüme çıktı. Gönenli Mehmet Efendi. Uçağın içinde. Allah Allah. Ben yürüyünce cebime bir zarf koydu. Hayırlı evladım bu ihtiyacın olabilir dedi. Allah Allah. Elini öpeyim diye arkasından koşacağım. Güzel ahlaklı efendiler. Siz de inanırsınız. Allah yoktan var ediyor. Her şeyi yaratan Allah. Amin. Allah Celle Celaluhu. Onun için yani Cenab-ı Hak buyuruyor ya Yasin-i Şerif'te bu ayetten çok ben faydalandım. Başka bir mecliste anlatırım inşallah. Evleyselledi Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Evleyselledi halakas semavati vel arda bi kadirin ala en yahluka mislehum. Bela ve huvel hallakul alim. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Fe subhanellezî biyedihi melekûtu kulli şeyin ve ileyhi turcaûn. Sadakallahul azim. Bu şekilde hemen oradan o mahkemede ondan başka şehire böyle Allah yoktan her anda iki rekat hacet namazı. Benim hayatımda bunlar çok şeyler oldu. Devletler arası böyle. Devletler arası para bittiğini. Yanımda 4-5 kişi, bir de başkanları yaptılar beni yollarda. Şöyle bir kenara geçtim. İki rekat hacet namazı Allah sizi inandırsın. Size daha iyi verir Allah. Her dinleyene daha verir. İki rekat namaz, iki tane araba yeni verdi. İki tane araba. Buyurun nereye gitmek isterseniz. Devletler arası. Gökten indiriyorum ben. Ve fis semai rızgukum ve ma tuadun. Cenab-ı Hak sizlere de verdi, bizlere de verdi. Sizlere daha çok ne isterseniz verecek. Evlatlarımızın evlenmesi için Allah yardım eylesin. Hayırlı evlatlar isteyenlere Allah nasip eylesin. Bütün hastalara, her türlü hastalara şifalar versin.
içkili yerlerde, kumarhanede karan kardeşlerimiz, onları Allah çok seviyor. Günahkarları çok seviyor. Efendimiz günahkarları, ümmetimin günahkarlarına şefaat ederim buyuruyor. Onun için Cenab-ı Hak onlara da tevbeler nasip eylesin. Bizlere de ne güzel okuduk kardeşimiz, Allah Peygamber Bülbül'ü, Efendi Mustafa Efendi, güzel şeyler. İnşallah böyle devam edeceğiz. İnşallah hocam, devam biraz edeceğiz. Da bu efendileri dinleyelim, yoksa bir daha bizi buralara getirmezler. Buyurun. Şimdi inşallah bir reklam aramız var. Kısa bir reklam aramızdan sonra değerli dostlarımız, bizlerden ayrılmayın. Nimetullah hocamızla, Hasan Kılıçatan abimizle gecemiz tüm güzelliğiyle devam edecek inşallah. Şimdi kısa bir reklam arası. Evet değerli dostlarım, yine sizlerle birlikteyiz. Evet değerli konuğumuz, kıymetli konuğumuz Nimetullah Yurt hocamız ve değerli sanatçı abimiz Hasan Kılıçatan bizlerle birlikte hala. Yine çok güzel bir gecemiz devam ediyor hala. Evet bu arada mesajlarımızı hatırlatalım. Mesaj göndermek isteyen, Nimetullah hocamızdan dua isteyen kardeşlerimiz. Evet telefonlara yapışın. Hazır Nimetullah hocamız Japonya'dan gelmiş. Sizler için Türkiye'de şu anda. Selam evet, getirdi. Evet sizlere selam getirdi, dualar getirdi. Ondan özel dua isteyenler cep telefonunun mesaj bölümüne TV 2000 yazsınlar. Boşluk bıraksınlar. Mesajlarını yazdıktan sonra da 39-29'a göndersinler. Bu arada canlı yayın alacağız. Canlı yayınlarımız için 0888-288-30-0. Evet. Tüm güzelliğiyle programımız devam etmekte değerli dostlarım. Evet şimdi ne yapalım? Şimdi önce şu Hasan abimden, Hasan Kılıçatan abimizden bir ilahi daha dinleyelim. Şöyle kendimize gelelim. Değil mi hocam? Tabii. Evet tabii. Kendimize gelelim. Hasan Allah abi Peygamber şöyle. Bülbülleri şöyle. Evet Nimetullah hocam. O bülbülü de bir söylersin değil mi? Bülbüller vardır. Hocam siz daha bunları sıkıntılı günlerini yaşadınız. Ayasofya yani neredeyse 80 yıldır şey ağlıyor. Biz bunu yaklaşık 20 yıl evvel yaptığım bir bestemle maşallah artık ibadete açılsın demiştim. Amin. Şimdi evet, o zaman sevinlerimizle söyle paylaşalım. Söyle de açılsın Hasan abim. İnşallah. Şöyle açılsın. İnşallah. Hadi şöyle saniye. Hasan abim bir daha kucaklayalım. Şöyle. Tekrar yara kucaklama. Yara. Ben çok kucaklarım Hasan abim. Evet değerli dostlarım. Değerli abimiz Hasan Kılıçatan. Ayasofya diyoruz. Evet Ayasofya. Ben anne kucağında başladım yağda seni. Göz kendini unutur görse rüyada seni. Fazlının eteğine aklın eli erişemez. Ey Nebi, ey Muhammed, tek yarattı Allah dünyada seni. Sevinç sevinç berraklık, yıldız yıldız parlaklık. O ki bir dağ pınarı, bulutlar üstü aklı. Yücelikler eşiği, yamaçlar loş kuytular. Melek sallar beşiği, nur içinde semada bir coşkunluk, dar geçitler, vadiler, her pınar onu konuk, o pınara erdiler. Doğar geçti yerde şehirler, mamureler, nakışlar. Balılarını taşır eteğin Rahman'a. Yürür gider karışır o ilahi ummana.
nefesiyle yeşermiş. Çimenler ve çiçekler gümüş ışıklar sermiş. Onun yolunu bekler, pınarlar haykırıyor. Sakın bırakma bizi, çöller kızgın akmak zor, kum yutar hepimizi. Semada bir coşkunluk, dar geçitler, vadiler, her pınar onu konuk, o pınara erdiler. Doğar geçtiği yerde şehirler, mamureler, nakışlar, bağlarını taşır eteğin Rahman'a. Yürür gider karışır o ilahi ummana. Hocam sesi görüyorsun. Maşallah. Görüyoruz değil mi hocam? Sesi bak. Yalnız bir yanlışlık oldu. Ayasofya yerine? Ayasofya adlı eserimiz yerine Almanların dünyaca ünlü şairi von Goethe'nin Peygamber Efendimiz'e atfen yazmış olduğu Dağ Pınarı adlı bir eserdi. Ha, maşallah. Naçizane ben bestelemiştim. Allah razı olsun. Nasıl hocam? Von evet. Goethe. Von Goethe, yani Almanların bizim Mevlana'mız var, Yunus'umuz var deriz ya. Evet. Almanlar da işte bizim Von Goethe'miz var diyecek kadar onlar için popüler, ünlü, büyük mütefekkir, yazar birisi. Ama Müslüman olmuştu. Müslüman olduğunu tabii sakladılar, gizlediler Almanlar. Ha, bu eseri tabii, o yazıyor değil mi? Tabii tabii. Peygamber Efendimiz'e atfen yazmış olduğu, evet, Dağ Pınarı adlı maşallah bir eserdi bu. Naçizane fakir besteledi. Ha, o zaman o aslında Müslüman mıymış Hasan, evet, abi? Evet, Müslüman olmuş. Evet. Ha, ben onu yeni duydum Hasan abi. Evet. Aslında Müslüman ve Peygamberimize bunu yazıyor. Evet. Siz de bunu tercüme edilmiş halini söylediniz. Evet. Ağzınızı sağlık, çok da güzel. Tabii. Görüyorsun Ayasofya adlı eserimiz artık ilerliyor. Tabii Ayasofya'yı değerli izleyenler Ayasofya'yı Ayasofya'da dinleyeceğiz. Çok nazik, çok hassas. Onu da dinleyeceğiz. Hakikaten Müslümanların yüreğini burkan bir hadisedir. Bu da okunacaktı değil mi Hasan abi nasılsa? Yani okunacaktı. Işte. Evet. Biraz sonra da Ayasofya'yı zaten dinleyeceğiz inşallah. İnşallah. Yalnız hocam görüyorsun ne gizli Müslümanlar var değil mi tabii hocam? Tabii elhamdülillah. Ne la ilahe illallah diyenler var. Elbet. Yine eğer fırsat zamanımız olursa Rusların dünyaca ünlü şairi Alexander Sergeyevich Pushkin. Bunu da duymuşsunuz. Evet. O da Müslümandı. Bundan 100 yıl evvel Perdeler diye İslam'a atfen yazmış olduğu bir eser var. Naçizane onu da bestelemiştim. Güzel, güzel bir çalışma. Eylesin. Güzel seslerle tabii. Eyvallah. Allah razı olsun. Hasan abi, Hasan Kılıçatan abimiz hocam besteler var ya, söz beste, evet, üretici, beste fabrikası. Maşallah. Maşallah. Çok besteleri var piyasada. Çok güzel. Yani dehadır yani bu sahada. Elhamdülillah. İslam'ın cübüllerinden diyorsunuz ya hocam. İşte o iki şeyi söylüyorum ya, Medine Münevvere'de dinlemiştim. İki tüccar, iki büyük tüccar. Hı hı. Siz dinliyorsunuz değil mi? İki büyük tüccar, birisi iflas etmiş. İflas edene öteki arkadaşı acıyor. Diyor ki arkadaş ben sana $1,000 vereceğim. Ne yaparsın bununla? $1,000'ın $100'ına mal alırım, $900'ını reklama veririm. İşte o yüzden i̇şte o zaman hocam, bunu ona söyleyelim. Önemine, değerli izleyenler bakın. Biraz sonra biz sizlere bir şey takdim edeceğiz değerli dostlarım. Bunu bak hocamın dediği bak şeye bakın. Hocamın dediği olay çok önemli. Yani şu anda hocama şurada belki 20 kişiye konuşuyor. Hocam bir camide vaaz etseydi, anlatsaydı bunları belki 50 kişi, 100 kişi dinleyecek de.
Ama şu anda hocamızın konuştuğunu binlerce, milyonlarca kişi dünya dinliyor. Bu neyle oluyor hocam? İşte şu ışıklarla, şu kameralarla oluyor. Yani Allah razı olsun. O yüzden değerli dostlarım, sizlerden istirham ediyoruz. Şu kameralara, ışıklara, böyle yayın yapan televizyonlara aman desteklerinizden mahrum bırakmayın. Amin. Çünkü burası sizin kanalınız. Alıyor sizin mu? Başladı mı? Alıyor evet. Ha. Burası, şu anda yayındayız hocam. Ha maşallah. Şu anda burası, burası hocam halkın kanalı. Hakkın sesinin haykırıldığı bir kanal hocam. Çok güzel. Buralara sahip çıkacağız. Tabii. Eğer buralara sahip çıkmasak bu kameralar sönerse değil mi ablacığım? Sönerse ışıklar söner. Artık da ne hocamızı görürsünüz ne bizleri ne de başka hocalarımızı. Ancak hocam kaç kişiye ulaşabiliriz? Ezanlarla tabii. Ezanlar, ezanlar en büyük reklam. Evet. Ezanlar. Bununla alakalı özel konuşacağız hocam. Evet. Şimdi hocam konumuz İslam. Emri bil maruf nehyi anil münker. İslam'ın yayılması. Tabii. Evet. Peki hocam, bizim görevimiz değil mi hocam İslam'ı yaymak? Tabii tabii. Bizim Edirne'den Kars'a, Mevlüt'ten Meşrik'e, Doğu'dan Batı'ya bütün İslam'ı yaymak bizim görevimiz değil görevimiz, mi hocam? Her Müslüman'a farz değil mi hocam? Tabii. O zaman hocam, hocalarıma sesleniyorum. Hocalarımıza, öğretmenlerimize sesleniyoruz. Yeryüzünde Allah'ın kanunları hakim oluncaya kadar mücadele edeceğiz değil mi hocam? Evet, ayet-i kerimle değil mi hocam? Severek insanları, evet. Allah'ın kullarını evet. Severek. Allah kullarını çok evet. Seviyor. Allah'ın o zaman kanunları... bir dört ayet şeysi kısaca. Evet hocam. Şimdi Allah'ımız buyuruyor. Bu ayetten ben çok tesir aldım. Yalnız billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men tabe ve amene ve amile amelen salihan ve ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Sayın mübarek dinleyici, melek gibi dinliyorsunuz şimdi. İnşallah her biriniz televizyonlar başında. Bunları alimlerinizden de sorun. Tevbe ederse bir insan, ben tevbe ediyorum, herkesi tevbeye davet ediyorum. Tevbe, iman, amel, güzel amel yaparsa geçmiş günahlarını Cenab-ı Hak sevaba tebdil ediyor. Affettikten sonra bir de sevaba tebdil ediyor. Tefsir alimlerimiz altında da yazmış diyor ki her insanda şer kuvveti var. Bu şer kuvveti hayır kuvvetine tebdil olacak. Subhanallah. Bu ayet gelince Vahşi Hazretleri iman etmiş. İman etmek isten istemiş. Şartlar ağır belki zor şey yapalım. Mahmud Efendi Hazretleri'ni de analım. Onun dersindeyiz böyle. Mübarek dersinde İsmail Ağa'da ilk şeylerde okurken ondan bu şartlar ağır, tevbe, iman, amel o da en iyi şekilde yapılacak. Belki yapamam diye biraz üzülmüş. Vahşi Hazretlerini biliyorsunuz. Hazreti Hamza'yı şehit eden. Evet. İkinci ayet gelince Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. İnnallâhe yâfiruzzunûbe cemî'â innehu huvel gafûrurrahîm. İnnallâhe yâgfiruzzunûbe cemî'a deyince benim şimdi, benim günahım da girdi bunun içine diyor. Allah bütün günahları affetti deyince o zaman iman ediyor. Hadi Vahşi gibi, yeni Müslüman olanlar gibi bir şehadet okuyalım. Buyurun beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. İmanlarımız tazeleniyor. Vahşi Hazretleri böyle imana geliyor. Ondan sonra Efendimiz'e yaklaşmak için utanıyor, şey yapıyor. Sonra ya Resulallah o zaman Müseylemetül Kezzab diye Yemen'de yalancı peygamber. Ya Resulallah izin verin de ben onu tamamlarım diyor. Gezip oraya onu tamamlıyor. Şimdi üçüncü ayeti de söyleyeceğim. Ondan sonra yine mevzularımıza devam ederiz. Böylece yani Hazreti Vahşi de böyle imana geliyor. Ötekini de öldürüp elhamdülillah mübarek Efendimiz onu sevmeye başlıyor. Üçüncü ayeti ki Euzubillahimineşşeytanirracim. Fekul tüstağfiru rabbekum innehu kâne gaffara yursilis semâe aleyküm midrara ve yumditküm bi emvalin ve benîne bu da bebek ve benîne ve yec'allekum cennâtin ve yec'allekum enhâra. Burada kaç şey var bak. Tevbe ederseniz Allah Teala sizi affeder. Fekultüstağfirû rabbekum innehu kâne gaffar. Yursilis semâe aleyküm. Gökten melek şeyler, rızıklar
ve yumditkum bi envalin, yerden de Allah rızıklarınızı verir ve benine hayırlı evlatlar da verir. Ve yec'al lekum cennatin ve yec'al lekum enhara, altından ırmaklar akan cennet nimetleri. Dördüncü ayeti de söylemek istiyorum. Birincisinde işte hepimiz tevbe edelim. En çok günahımız da daveti terk ettik. Bu daveti, yani davete devam etmek çok mühim bir şey. Bu şeyi gösteriyorum tekrar tekrar. Dokuz dilden kelime-i tevhid. Buradan temin edeceksiniz inşallah. Her yerde Sultanahmet'te, Sultanahmet'in etrafındaki dükkanlara söyledik biz de. Bunları veririz dediler müşterilerine, şeylere. Hocam ben diyorum gayrimüslim, ki Müslüman oluyor. Nimetullah hocamızın parolası La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bir de selamün aleyküm. Selamun aleyküm. Tabii. Neydi hocam selamımız neydi bizim? Selamün aleyküm bima sabertum feniyama ukbettar. Selamun kavlen, kavlen min Rabbir Rahim. Selamun aleyküm tıptum fedhuluha halidin. Hocamızın selamı budur. Selamları da. Hocamız da evet. Telefonda bu adreste de şeylerimiz var inşallah. Bu dördüncü ayeti de söyleyip yine sözü kardeşlerimize de şey yapacağız. Yani tövbe ettiğimiz zaman Allah böyle kuvvet verecek. Ondan sonra günahlarımızı affedecek, hayırlı evlat isteyenlere verecek, hayırlı evlilikler verecek. Her şeyi Allah'tan isteyeceğiz. Efendimiz öyle buyuruyor. Medine-i Münevvere'de okudum bu hadis-i şerifi. Efendimiz buyuruyor. Efendimiz Allah Teala bir insan, bir kul iki elini açar da Allah'tan ya Rabbi bana şunu ver. Şunu da ver ya Rabbi. Sende hepsi var. Şunu da ver ya Rabbi dese Allah Teala Hazretleri ona vermemeye utanır kulundan. İlle de verecek yani manası. İlle de verecek Allah. Böyle inanıp ellerimizi açıp Allah'tan her şeyi iki rekat daha hacet namazı kılarsan o da daha şey. Ondan sonra bizim nasihati ikiye bire koymuşlar. Birden iki. İki de saat iki. İki rekat namaz, iki damla gözyaşı. Allah'tan neyse senin verecek. Onun için birden şeye kadar iyi de bu da şey. Dördüncü ayet-i kerimeyi de şimdi. Bir de bu da çok mühim bir şey yani. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullen yusibena illa ma keteballahu lena. Huve mevlana. Ve alallahi felyetevekkelil müminun. İnsanların, kulların başına gelecek her şey Allah'ın yazmasıyla. Kullen yusibena illa ma keteballahu lena. Huve mevlana. Bizim dostumuz Allah. Vallahu raufun bil ibad buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani vallahu raufun bil ibad. Ben kullarımı merhametliyim, şefkatliyim. Huve mevlana. Allah bizim dostumuz. Ve alallahi felyetevekkelil müminun. İmanlı insanlar Allah'a tevekkül eder, Allah'tan ister. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah böyle devam edeceğiz. Gece sohbetlerimizi de rica ediyorum. Hocam uykularınızdan biraz mesajları evet, kilitlediler. Mesajlar yağıyor şu anda. Evet. Hep Nimetullah hocamızdan dua istiyoruz diyor herkes. Allah. Mesajlar yağıyor. İnşallah hepsi de dualar. Mesajları hatırlatalım. Değerli dostlar hocamız burada sizler için Japonya'dan, Arabistan'dan, Kıbrıs'tan selamlar getirdim. Evet, selamlar getirerek 60 ülkeden fazla gezmek nasip oldu. Evet, evet. Hocamız bakın değerli dostlar. Bir şeyde Japonya'da Osmanlı tarihi okuluyor okullarda şimdi. Japonya'da değil mi Japonya'da. Hocam? Japonya'da. Elhamdülillah. Onlarda din çok. Adamlar ne yapsın? Hiç din dersi yok. Din dersi hiç yok. Ama İslam dininde bir Allah. Bir Allah şey yapınca İslam dini dersleri de koydular şeye Japonya'da. Değil mi? İslam dini dersleri. 2000 tane ilahından bahsedemiyoruz biz. Bize bir Allah yeter. Bir Allah. Onun için evet, şimdi din dersi de koydular. Elhamdülillah. Osmanlı tarihini elhamdülillah görüyorsunuz işte. Japonya'dan çok selamlar getirdim. Çok büyük emeği var hocam. Evet. Burada sizin 40 yıldır dolaşıyorsunuz. 40 yıldır. Elhamdülillah. Hocam değerli dostlarım 40 yıldır dolaşıyor. İslam'ı anlatıyor. Bir TL dahi, bir kuruş, bir dolar dahi ücret talep etmiyor. Ve hocamızın varıyor nedir biliyor musun değerli dostlarım? Hocam 4 ay benim evimde misafir kaldı. 101 tane program çektim bizzat ben. Kardeşiniz olarak. Allah ve Allah. Şahit olduğum olaylar. Hocamın varıyor nedir biliyor musun? Şu sırtındaki cübbesi. Gördüğünüz şu cübbe. Estağfurullah. Dünyadaki varıyor bu.
Bir de ayakkabıları şu. Yaz kış değerli dostlar şöyle bakın. Kamera yakın plan göstersin şöyle. Hocamızın ayakkabılarına bakın. Hocamızın var yoğu bu. Hepsi bu. Allah var Allah. Evet. Allah yani var her şey var. Hocamızın bir telliği var şöyle. Tamam. Bir telliği var bir de cübbesi var. Başka bir şey yok dünyada. Ve Sibiryeleri de gezdirdi Cenab-ı Hak. Evet. Ecdadımızdan sahabe efendilerimiz soğuk sıcak demedi. Her yere gitti. Bu nasihattan tesir aldım. Öyle geziyorum. Bazen o şeylerde 30 derece eksi. 0-6 30 derece. Eksi 30-35 şey. Bazıları şüpheleniyor bu adam niye üşümüyor diye. Evet aynı. Şöyle şeye bakıyor yoksa plastik falan mı bu diyor. Niye üşümüyor? Belli dostlar ben şuna da şahit oldum. Hocam şuna da şahit oldum. Hocam yazın geldi. Cübbesi, ayakkabısı yine terlikle bu elbise, bu cübbe ve aynı terlik ve yazın sıcağında. Ankara'da +35-40 derece sıcakta. Bundan geldi hocam bize. Yine kış oldu. -15 derece soğuk Ankara'da. Yine baktım hocam yine aynı terlikler, aynı cübbe. Estağfurullah. Yaz kış aynı hiç değişmiyor. Allah hepimizi affeylesin. Hiç değişmiyor. Hepimizi affeylesin. Hayırlı işlere. Ve ben ücretimi Cenab-ı Allah'tan alacağım diyor. Ve hocam izleyicilerimizden şöyle mesajları geliyor. Evet. Kitlenmiş. Biz hocalarımızdan şikayetçiyiz diyenler var. Niye Nimetullah hocamız gibi İslam'ı yaymıyorlar diyor. Yok, onların hepsine hürmet ederim ben. O zaman hocam hocalarımıza hepsine neler söyleyelim? Hocalarımıza evet. Anlatın. Evet. Bir şeyler söyleyelim. Evet, yaysınlar İslam'ı. Tabii. Yaysınlar. Buyur hocam. Tabii. Konumuz İslam. Hocalarımıza neler tavsiye edersiniz hocam? Cemaatler hocalarımıza hürmet etmek lazım. Evet hocam. Evvela bütün cemaatler hocalarımıza bildiği kadar herkes bildiği kadar söylüyor. Öyle güzel bir latife var. Soru sorarlardı bize de. Cami ne kadar büyük olursa olsun imam bildiği kadar konuşabilir. Değil mi hocam? Onun için onlara hürmet edelim. Allah nasip etmiş. Dinleyelim. Bildiklerini bir öğrenelim. Ondan sonra yine arayalım yani. Daha iyi bilene arayalım. Daha müttük mü? Yani bir çocuğumuz hasta olsa onu bir doktora götürürüz. Eğer orada tedavi olmazsa başka bir doktor da ararız. Bir daha ararız. Onları hocalarımızı da küçümsemeyelim. Hocalarımıza nasihatimiz de bu ilimle. Evet. Bu ilim emanet. Seslenelim burada. Din bu bize ilim, emanet. Bu ilim emanet Allah ikram etmiş. Efendimiz buyuruyor. Bellighu anni velev ayeh. Benden bir ayet de biliyorsanız tebliğ edin. 13 sene Mekke mükerreme, 10 sene Medine münevvere. Ondan sonra Mekke mükerremede Haccetül Veda'da Efendimiz buyurdu. 4 kelime var burada. Ne buyurursunuz ben getirdiğim İslam hakkında? Ya Resulallah ne söylemeyiz ki? Biz düşmandık bizi kardeş ettin. Vahşiydik bize İslam medeniyeti. İşte o İslam medeniyeti bizim memleketimizde de daha çok yaşamış. Ya Osmanlı, o Osmanlı 620 sene Osmanlı hükümeti. Erbakan hocamızı da hayır duayla analım bugün söyledi efendi de. Evet, hocamıza Allah rahmet eylesin. 1000 sene derdi, ecdadımız 1000 sene. Selçukiler zamanından da camilerimiz var. Bizim Amasya'da da gördüm ben, Akşehir'de de gördüm. 950 sene evvel yapılan camiler var. Onlar da dünyanın her tarafına hizmetler yaptılar. 1000 seneden fazla ecdadımız böyle. Onlara rahmet okuyacağız. Ve hocalarımıza hürmet edeceğiz, küçümsemeyeceğiz ilimlerini. Onlardan istifade edeceğiz, onlara da rica edeceğiz. Bu ilim size emanet. Birbiriniz, işte Peygamberimizin şeyinden yine hadis-i şerifinden. Bu 4 şeyi ne dersiniz ya Resulallah ne demeyiz ki? Siz bize mübarek din getirdiniz, düşmandık bizi kardeş ettiniz, vahşiydik bize İslam medeniyeti getirdiniz. Memnunuz. Öyleyse burada bulunanlar bulunmayanlara götürsün ikinci hadisi Efendimiz. Burada bulunanlar bulunmayanlara götürsün. Üçüncüsü de şehadetname. Bellighu anni velev ayet. Benden bir ayette biliyorsanız tebliğ edin. En mühim ayette falemennehu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu herkes birbirine söyleyebilir. Her söylememizde bütün günahlarımızı affediyor. Bir kere söyleyen bile İslam'a giriyor. Böyle hatıralarımız var. Çok yani şey yapanlar. Dördüncüsü de Rubbe mübelligin ev amiri sami. Siz birilerine söylersiniz onlar sizden daha iyi işler. Bunları çok görmek nasip oldu. Kimisi Kore'de Müslüman olan
Medine-i Münevvere'ye geldi. Orada şey yapıyor. Ben üstadım diyor, babacığım diyor. Sen bize davet ettin. 11 sene evvel gelmiştin. Gelmiş İslam Üniversitesi'nde okuyor. Böyle hatıralarımız var. Bunları da inşallah zaman zaman söyleyeceğiz. Bu şey de dördüncüsü işte. Onun için cemaatimize hürmet ediyorum. Alimlerimize hürmet edelim. Onları küçümsemeyelim. Alimlerimiz de az bir ilmi de bir kelime de biliyorsa o da her Müslüman da birbirimize bir hepimiz talebeyiz. Ben talebeyim diyene Cenab-ı Hak iki şey tebliğ ediyor. Ben talebeyim diyene Allah iki şey veriyor Hazreti Allah iki şey. Birincisi talebeye ben kefilim ömür boyu. İkincisi de talebe nerede vefat ederse şehitlerle beraber. Talebelikte üç şeye dikkat etmek. Siz şimdi edeple dinliyorsunuz hepiniz. Uykunuzu terk ediyorsunuz, dinliyorsunuz yani. Edeple dinlemek. Öğrendiklerimizle amel etmek. Üçüncüsü de bu ilim emanet. Hep başkalarına da söylemek. İnşallah hep birbirinize söylemeye gayret edin. Bu Şeyh Efendi Hazretlerinin vefatı da çok büyük bir şey oldu. Gazetecilere tekrar teşekkür ediyorum. Allah ben bir gazetecilere hocam. Bir toplantı yapacağım. Mustafa Efendi bunu ayarlar dediler. İnşallah hocam. İnşallah ayarlarız yani, inşallah hocam. Yani basın toplantısı. Yaparız inşallah onlara hocam. Onlara basın toplantısı. Tabii yaparız inşallah. Böyle hocam. Bir şey yapıp inşallah bazı kardeşlerimiz var onlarla beraber. Paraya i̇nşallah ihtiyacımız hocam. Olursa iki rekat hacet namazı kılıyoruz. Allah veriyor yani. Evet, size de hocamıza... Size de verir evet, şey. Hocam, bir şey daha var. Ya. Siz dua edin. Ben çok yerlerde ezan okudum. Cami oldu. Onları da bir başka bir şey de söyleriz. İnşallah bu, hocam. Burada İstanbul'da, İzmir'de, efendim Mekke Mükerreme'de de bile orada bir şerifin evinde misafir oluyordum. Evi uzak yere gitmiş. Baktım o arabayla gidiyoruz namaza. Araba akşam namazını arabayla gittik. Olmaz dedim ya arabayla gitmeye ne lüzum camide. Mekke burası. Ben şimdi bir boş bir yer şey yaparım. Orada ezan okurum, cami olur. Ezan okudum elhamdülillah. O orası cami oldu şimdi. O koskoca cami, Kur'an kursu şey. Böyle 7-8 tane de hatırladıklarım var. Yoksa Filipinler'de var, Rusya'da şeyde ezan oku. Onun için şimdi bir yer kaldı ezan okumaya gitmek istiyorum. Onu da sizden yardım istiyorum. Mustafa Efendi kardeşimize söyleyin nasıl yaparsanız. Benim elimde bir hacet namazı var. Onunla her yere gidebiliyorum elhamdülillah. Ay'a gitmek istiyorum. Ay'da bir ezan okuyacağım. Bütün dünya Müslüman olsun. Hocam inşallah. Herkes, inşallah biz bu, böyle olur değil mi bu? Bir de Ay'a füze yapacağız hocam inşallah. Füze, tamam. Evet bu. Cami yaptıracak hocam. Tabii, ezan tabii, okuduğu yerde. Cami oluyorsa. Cami oldu ha böyle. Ha. O zaman şeyde Ay'da da cami yapılacak. Evet, tabii hocam, ezan efendiyi hocam. Alırız sesi daha güzel. İnşallah. Hocam ya. Ne günlerden ne günlere geldik. Beraber gidelim ya. Hocam inşallah. Evet inşallah. Ay'a gideceğiz inşallah. Evet gecemiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Evet bu arada mesaj canlı yayına bağlanmak isteyen kardeşlerimiz için telefonlarımızı tekrar edelim. 0888 evet tekrar ediyorum 0888 288 30 çift 0. Sayın yönetmenim, sevgili yönetmenim canlı bağlantı alalım mı? Kardeşlerimiz hiç bizi canlı yayına almıyorsunuz diyor. İzleyicilerimizden şikayet geliyor. Geldiği zaman bir aktaralım inşallah bir canlı yayın alalım. Tamam inşallah. Sürül müminü şifa. Evet inşallah hocam. Müminin telefonlar kilitleniyor. Bu arada hocamız burada. Evet dualar isteyecek. Dua isteyen kardeşlerimiz. Mesaj atmak isteyen kardeşlerimiz. Cep telefonlarının mesaj bölümüne TV2000 yazıyorlar. Boşluk bırakıyorlar. Ve mesajlarını yazdıktan sonra 3929'a gönderiyorsunuz. Zaten ekranımızda da yazıyor. Evet değerli dostlarım. Evet, tüm güzelliğiyle gecemiz devam ediyor. Bu arada ben bir anons yapmak istiyorum. Bir konu hakkında buyurun. Bilgi vermek istiyorum. Sevgili izleyicilerim, siz Mustafa Aslan Nur kardeşinizi tanıyorsunuz. Şimdi Facebook adresimizde saldırılar var. Bununla alakalı bazı şikayetler geldi. Şikayetler aldım. Bunu size açıklama zarureti hissediyorum şu anda. Şimdi benim adıma Facebook'lar açılmış hocam. Hasan abi adıma Facebook'lar açılmış. Müstehcen resimler, fotoğraflar. Uygunsuz şeyler. Evet yani. Maalesef şikayetler geldi çok. Şunu söyleyeyim. Değerli dostlarım ben şu konuda bakın. Benim şu anda ilgilendiğim bir tane Facebook adresim var. Profil resmimde şu fotoğrafım var. Bakın değerli kardeşlerim.
Şuraya bakarsak kardeşlerim, şuraya girerse profil resminde şu fotoğraf var. Bu fotoğrafın dışındaki adresler bana ait değil. Gördüğünüz bu profilin dışındaki Facebook'lar bana ait değil. İtibar etmeyin. Yalnız bu bana ait Facebook'taki profilime de hackerlar saldırı yapıyorlar. Müstehcen resimler, videolar paylaşıyorlar. Sanki onları ben paylaşıyormuşum gibi. Öyle görülüyor. Ona şu an baktırıyoruz, müdahale ettiriyoruz. Ama lütfen itibar etmeyin. O uygunsuz fotoğraf ve videolara itibar etmeyin. Benimle alakası yok. Maalesef şu güzelliği yaşatan Mustafa Aslanur kardeşinize, 2000 TV'ye, işte Hasan abilerimize bu tür saldırılar yapılıyor maalesef. O yüzden sizden istirhamım, itibar etmeyin. Böyle bir şey olduğu zaman inşallah yardımlarınızı bekliyoruz. Bize bildirin, mesaj atın. Hemen gerekeni yapalım biz de. Evet değerli dostlarım. Evet Hasan abim. Hocam. Sahabe efendilerimiz işte ben o, bu bir kelimeyle Efendimizin bir şeyiyle ben orada bir delirdim. Evet hocam. 124 bin sahabeye Peygamber Efendimiz buyurmuş öyleyse benden gördüğünüzü götürün. Orada bir kelime var çok mühim. Allah çok mühim bir kelime yani. 124 bin sahabeden giden kardeşlerimiz var çok. 10 bin sahabenin kabri ziyaret ediliyor orada. 10 bin? 10 bin sahabe şeyde. Medine-i Münevvere'de. Yani bilinen 10 bin tane var değil mi hocam? Yani, evet sizden onu daha evvel de dinlemiştim hocam. Hayır orada. Ondan ötekiler hepsi başka ülkelerde vefat etmiş. Yani 125 bin sahabenin 10 bini Mekke-Medine'de. Mekke-Medine'de 11 diyelim. Bin olmaz. Yani şu demek değil mi hocam? 11'e çıkmaz. %10'u orada, %90'ı dünyanın her yerinde. Allah Allah. Ya Eyüp Sultan Efendimiz'in gelişini tarih alimleri yeni bulmuşlar. Efendimiz, Eyüp Sultan Efendimiz evlatları ve torunlarıyla beraber buraya gelirken demiş ben şey yapamam. Torunları, evlatları senin yerine biz gidiyoruz. Ey dedeciğim, ey Eba Eyüp Ensari. Senin yerine gidiyoruz. Evlatlarıyız, torunlarıyız biz. Diyor ki beni de götürün diyor. 95 yaşından ileride beni de götürün derken diyor ki şu ayet bana izin vermiyor duramam diyor. O ayeti kerimeyi okuyorum şimdi hep dikkat edin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnfirû hifâfen ve sigâlen ve cahidû. بِأَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Sadakallahu azim. Yürüyün Allah yoluna, yürüyün davet yoluna, yürüyün cihat yoluna, malınızla, canınızla yürüyün. Siz ne halde olursanız olun. Ne halde genç de olsanız, ihtiyar da olsanız, fakir de olsanız, zengin de olsanız. Ne halde yürüyün Allah'ın. İşte sahabeler dünyanın her yerine gitmiş memleketi Mekke Mükerreme'yi, Medine-i Münevvere'yi terk ederek Mısır'a gitmiş, Şam'a gitmiş, Türkiye'mize, İstanbul'a 1000'den fazla sahabe geldiği, 35 kadarı ziyaret ediliyor kabirleri. Burada Çin'e kadar gitmiş. Afrikalara kadar. Yani bunların evi mi yoktu? Bunların çocukları mı yoktu? Ben bu söze delirdim yani. Bu nasıl olabilir? Yani onun için her Müslüman birbirine, en azından birbirine, komşularına söylesin. Allah Allah. Bir de şu şeyi de söyleyeyim de, sabah namazı için Efendimiz buyuruyor, sabah namazına cemaate devam edenlere Allah tarafından dokunulmazlık veriliyor. Allah Allah. Bir de hayırlı zenginlik veriyoruz. Hayırlı zenginlik atasözü olmuş. Ben çocukken de dinliyordum bunu. Sabah erken kalkan zengin olur. Sabah erken kalkan zengin olur. Yani bunu çocukken sonradan hadis-i şerif efendim galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha. Ümmetimin erken kalkanları zengin eyle. Hayırlı zengin eyle diye. Allah tarafından dokunulmazlık. Bir de hayırlı zenginlik. Bu arada Fatih Sultan Hazretleri'nin bir şeyiyle İstanbul'u fethiyle alakalı
sabah namazını söylemek istiyorum. Şey tarafında şimdi okçulara da davetliyiz. Beraber gideriz inşallah. O okçular Kasımpaşa'da okçular. Oradan başlamış. Orada ilk cuma namazı kıldırmış Fatih Sultan Hazretleri. Okçular da mı hocam? He, okçular da. Okçular camisi var orada. Mübarek bir yer. Şeyi götürelim, televizyon bir şeyi. İnşallah orada hocam. Çekip yaparsınız. İnşallah. Ondan sonra orada Efendimiz, Fatih Sultan Efendimiz bir sabah namazına gidiyor. İstanbul fetholmadan. Fetholması yakın. Sabah namazı cuma gibi olmuş. Cuma gibi. İkinci günü ikinci camiye gidiyor. O da cuma kadar. Cemaat. Cuma. Üçüncü cami cuma gibi. Cemaat. Dördüncü, beşinciyi de cuma gibi olunca ben artık fethederim İstanbul'u diyor. Fethe başlıyor. İşte dağlardan denize inen şeyleri biliyorsunuz. Kıssaları, şeyleri ve İstanbul'u böylece bize hediye ediyorlar. İstanbul fetholacak diye Peygamber Efendimiz hadisi şerifi, sahabeler geldiler, neler. Arap camii var. Daha İstanbul'un fethinden evvel cami, Arap camii yapılmış Karaköy'de. Yani onun için şimdi bu da çok mühim, birbirinize lütfen söyleyin. O gençler gülüyor, ben şey yapıyor, biz cahiliz, bilmiyoruz bunları. Bak Facebook, ben hiç Facebook'u ne yazmasını biliyorum, ne okumasını biliyorum. Ama ortaokul okuyan talebeler bile biliyor bunları. İkincisi YouTuk. YouTuk da ezberledim şimdi de. Şimdi ilkokuldakiler biliyor hocam. İlkokulda da biliyor değil mi ya? Hatta ne kadar daha güzel. Sıfır yaş grubunda okuma neredeyse. Okuma yazma bilmeyenler de neredeyse. Ya. Ben bilemiyorum işte. Ben Nimetullah hoca diyor herkes. Estağfurullah. Yani. Üçüncüsü ancak tiri tiri diyebildim. Gülüyorlar camilerde, söylüyorum tiri tiri. Ne o tiri tiri? Twitter. Twitter, tiri tiri. Hocam, yani bunlardan yayın, anlıyoruz. Bunlardan yayın, Allah tarafından dokunulmazlık olacak. Bu arada Şam-ı Şerif de Allah Suriye'mize de, Mısır'ımıza ben da, Irak, şey diyebilir miyim? Dünyanın her yerinde İslam şeyleri inşallah, İslam şeyisi. Tavsiye ediyorum sabah namazına Şam-ı Şerif'te ortaokul son sınıfta bir çocuk, öğretmen yaklaşmış yanına bir şeyi, bir noksan olmuş, bir hatası olmuş. Yaklaşmış elini uzatıp kulağına tutacak, tokat vuracak gibi olmuş. Öğretmenim, yoksa bana tokat mı vuracaksın? Benim dokunulmazlığım var. Bugün ben sabah namazı cemaatle kıldım demiş. Hemen hoca öğretmen elini çekmiş. Böyle de güzel. Yani Allah tarafından dokunulmazlığı, bunu lütfen Fatih Sultan Hazretleri'nin de cuma namazları gibi sabah namazı gördüğünü böyle yazsınlar şeye. YouTube'a, Facebook'a. Facebook. Tamam inşallah bir hocam. Bir de tiri tiri. Hasır abim de buyursun abi. Ha, buyurun, bir şey söylemek istediniz. Estağfurullah. Yok ben hocam. Hem de zenginlik var yani sabah namazı. Herkes zengin olacak. Zenginliğe de ihtiyaç var. Evet buyursun yani abi. Dört şey. Dört şey bir de böyle Şeyh Efendi, hanımlar şeyler de beraber olurlardı. Şeyh Nazım Efendi. Dikkat etti. Onun için insanda, Müslümanda dört sıfat. Birincisi hayvan sıfatı. Hayvan sıfatını biraz terk etmek lazım. İkincisi melek sıfatı. Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri bunu şey yaptı. Hanımlara da nasihat ediyordu. Hocam ayırmadı. O konuyu da inşallah derinden gireceğiz. Derinden inşallah. Derinden gireceğiz. Üçüncüsü de risalet sıfatı. Dördüncüsü de kerem. Hemen ikram eder. Şey yapar. Yani demek ki hayvan sıfatından geçmek. Melekler gibi. Melekler nasihat dinlemek, zikretmek, ibadet etmek, başkalarını da ibadete çağırmak, davet etmek üçüncüsü. Hocam. Dördüncüsü de birbirimize bir şey ikram etmek. Evet hocamızı dinleyecektik. Aslan buyurun. Allah Peygamber Bülbül'ü. Buyurun. Tamam. Şimdi değerli dostlarım, şimdi hocamız burada, Japonya'dan geldi. Ve belki kimilerinin meclisine hocamız geldi, sohbet etti. Ama siz de görmüşsünüzdür o anda. 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi, hadi olsun 500 kişi değil mi hocam? Başka mümkün değil. Ya tabii. Ve hocamız diyar diyar geziyor. Her tarafı geziyor tebliğ için.
İşte bu tebliğlerin bir bu şekilde metodu var. Oralarda da televizyonlarda oralarda onları da rica edeceğim sizden. İnşallah hocam. Moskova'da İnşallah 4 hocam. Saat nasihat ettim. Bütün Rusya, i̇şte Filipinler'de onları almaya çalışacağım. Hocam işte. Arayalım. Mustafa demin de istersen şöyle azıcık ben de sevenlerime bir merhaba diyeyim yani. Sen başta dedin ya başını kuma gömmüş. Şimdi öyle askıda kaldı. Herkes karıştıracak. Başını kuma gömmüş falan değil. Sadece dini musiki camiasındaki bazı kötü gidişlere küserek, kırılarak, incinerek kenara çekilmiş. İşin mutfak kısmına çekilmiş. Besteler üretmiş. Projeler üretmiş. Yani aslında işin içindeydim. Tabii aktif olarak meydanda gözükmeyince sevenlerimi de biraz küstürmüşüm galiba. Ben estağfurullah. Evet, bana çok serzenişte bulunup artık seni görmek istiyoruz diye çok şeyler geldi. Bu noktada sevenlerime en azından şunu söyleyeyim. Bundan sonra Allah izin verirse gerek TV, gerek radyo, gerek konserlerimle, sevenlerimle sık sık görüşeceğim. İnşallah. Bunun yanı sıra sosyal paylaşım sitelerinde Facebook ve Twitter hesabımdan da bütün eserlerimi, yaklaşık 300 eserimin maşallah, tamamını maşallah. Paylaşacağım. İnşallah. Allah İnşallah. Yani bundan sonra sürekli olacağız artık dostlarımızla. Artık tekrar sahalarda değerli izleyiciler. İnşallah. Aslında bununla alakalı yine sohbet edeceğiz zaten. Şimdi konumuzla alakalı. Evet, buyurun. Mesela sürekli beni görünce insanlar tabii ki doğal olarak hemen akıllarına geliyor. Altyazıda belki sen de rastlamışsındır. Efendim ben Menzile müntesiptim. Allah razı olsun. Tabii. Seyda ben Muhammed Raşit Kaddesallahu Sırali'ye bu dünyadan irtihal ettiğinde naçizane fakir bir eser yazmıştı. O eser sürekli altyazı olarak geçiyor. Eğer zamanımız kalırsa en azından bir dörtlük canlı olarak. Olur, zaten tamam, hazırlamadım inşallah. Da. Tamam inşallah canlı okuruz. Canlı olarak. Canlıda sıkıntımız yok zaten. Dostlarımızı içtiyse evet. Onu da iade etmiş oluruz. İnşallah Hasan abim. İnşallah. Şimdi bak Hasan abim ilahiler yapıyor, eserler yapıyor. Bu eserlere internetlerde, televizyonlarda, radyolarda sizlere önemli. Duyurulması lazım. Amin inşallah. Bu eserlerin hazırlanması lazım. Ve Nimetullah hocamız Japonya'dan, Arabistan'dan, Kıbrıs'tan geldi sizler için buraya. Sesini tüm dünyaya duyurması lazım. Amin inşallah. Bu ışıkların sönmemesi lazım. Allah razı olsun. Bu kameraların kapanmaması lazım. Bu mikrofonların kapanmaması lazım değil tabii, mi hocam? Tabii tabii. Çok bak iyi. Az önce hocam bir şey söyledi. 124 bin sahabe Mekke Medine dışında değil mi hocam? Ya. %90'a. Bunlar ne yaptılar? İslam yayma için. Şu Kur'an-ı Kerim'i yaymak için değil mi hocam? Tabii tabii. Şu Kur'an-ı Kerim'i yaymak için çalışmadılar mı hocam? Çalıştılar. Ücretsiz, bedava. Tabii. Şu Kur'an-ı Kerim'i bütün dünyayı yaymak, dağıtmak için çoluklarını, çocuklarını terk ettiler. Evlerini, mallarını, mülklerini terk etmediler mi hocam? Terk ettiler, gittiler. İşte bize de bir görev düşüyor sevgili dostlarım. Değerli izleyicilerimiz. Hepimize bir görev düşüyor. Benim görevim burada şu yaptığımız işlerle uğraşmak. Hasan abimizin görevi zaten yapıyor görevini. İlahiler, eserler yazıyor, besteliyor. O kelimelerle elhamdülillah cihadını yapıyor zaten. Elhamdülillah. Nimetullah hocam da tüm dünyayı dolaşıyor ve buradaki ekrana geldi. Şu ekrandan tüm dünya artık hocamı dinliyor burada. Şimdi huzurlarınızda Hasan Kılıç Atan. Evet, hakkın sesi haykıracak. İslam'ın sesi haykıracak. İnşallah.
salma bede. Suskun boynunu bükmüş, nicedir böyle mahzun bizlere küsmüş. Bak şu kutsal mabede, suskun boynunu bükmüş, nicedir böyle mahzun bizlere küsmüş. Sorma belli halinden, birilerinden ürkmüş, bu yüzden ceddine dönüp boynunu bükmüş. Sorma belli halinden, birilerinden ürkmüş, bu yüzden ceddine dönüp boynunu bükmüş. Tarih çevir bak ardına, namazlar kılınmış o. Yeniden ezanlar okunsun. Yeniden ezanlar okunsun. Yeniden namazlar kılınsın. Yeniden namazlar kılınsın. Yeniden Ayasofya'da. Açılacaktır bir gün kapıların ardına, bakalım kim varacak bunun farkına. Açılacaktır bir gün kapıların ardına, bakalım kim varacak bunun farkına. Bak aylar yıllar geçti, ne cemaat ne mahya, müminler hasret kaldı bak Ayasofya'ya. Aylar yıllar geçti, ne cemaat ne mahya, müminler hasret kaldı bak Ayasofya'ya. Tarihi çevir bak ardına, namazlar kılınmış orada. Tarihi çevir bak ardına, namazlar kılınmış orada. Ayasofya'ya, ecdat yadigarı bu vatanda, müzelik yakışmaz Ayasofya'ya. Yeniden ezanlar okunsun. Yeniden ezanlar okunsun. Yeniden namazlar kılınsın. Yeniden namazlar kılınsın. Amin. Hocam amin diyor herkes. Amin diyorlar değil mi? Tüm dünya amin diyor. Ağzınıza sağlık asın abi. Allah razı olsun. Tüm dünya amin diyor Allah şu anda. Yani herkesten amin demesini hasreten istirham ediyorum. Evet. Çünkü artık yani ecdadın kemikleri sızlıyor. Bu arada bir amin deyin de yani. İnşallah. Hocamız yok şu anda sizi duydular zaten. Duydular. Tabii tabii. Dünya diyor hocam şu anda dünya. Biz önce reklamlarda az önce boşuna demiyoruz. Bu kanalları destekleyin. Reklam çok mühim. Setleri alın reklam. Boşuna demiyoruz. Tabii. Dünyaya duyuruyor hocam. Bu eseri herhalde 18-20 yıl olmuştur ben yapalı. Yani maşallah. 18-20 yıldır ben bunun Allah razı olsun. Mücadelesini veriyorum.
Evet. Bunun için içim ağlıyor yani. Beş vakit namaz kılınıyor ama az bir yerinde. Sembolik hocam. Sembolik o. Tabii. İnşallah ümmeti Muhammed için orası açılsın. Açılsın. Hakikaten tabii. Yani şu zincirleri kırılsın artık. Kırılsın inşallah. Kırılacak Hasan abi. İnşallah. Bak Hasan abi yıllar önce bu vakitlerde yani dua Allah daha da demenin yasak yani. Olduğu dönemler vardı bu ülkede bir zamanlar. Ama elhamdülillah Allah demenin yasak olduğu dönemlerde ekranda Hakk'ın sesi haykırıyor şu anda. Ya, bakın. Elhamdülillah. Evet telefonlarımız falan canlı evet, bağlantı alalım tabii, mı hocam? Tabii. Al. Canlı bağlantı hemen telefonlarımızı anons edelim. Evet canlı yayına bağlamak isteyen kardeşlerimiz için 0888 288 30 çift 0 bir bağlantı alabiliriz. Bir de mesajlar için zaten yazıyor. Ben yine tekrar edeyim. Cep telefonlarınızın mesaj bölümüne TV 2000 yazıyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı yazıp 3929'a gönderiyorsunuz. İnşallah. Bu kadar nimetli hocamızdan dualar isteyebilirsiniz. İşte Hasan Kılıcı Sen abimizden bunları da istesinler sizden. Buraya evet, buraya bırakacağız inşallah. Evet. Hocamızın buraya, evet buradan isterler. Meşhur 9 dildeki la ilahe illallah kart viziti. Evet meşhurdur. Bunu gördüğümüz zaman bunu her yerde dünyanın her yerinde bu karta rastlayabilirsiniz. Hocam bu arada dualar falan isteyen kardeşlerimiz vardı ya. Hüseyin Palalı abimiz özellikle dua istemişti. Allah yardım onun adını eylesin. Zikrettik. Allah inşallah o kardeşimize yar ve yardımcısı olsun dedik. Amin. Ahmet Demir abimiz Denizli'den yine dua istemiş. Allah mesaj göndermiş. O abimize de her Allah dua isteyenlerin hepsinin duasını Allah kabul edecek. Bir de sizin amin. Değerli sizinle beraber bir gün ikamet etmiş Yüksel Kara var. Samsun Çarşamba'da sizinle beraber yatmış hocam. Ben onu anlatmak istiyorum. Yüksel Kara diye bir abimiz var. Samsun Çarşamba'da. Hocamla bir gün aynı odada ikamet etmişler bir gece. Evet. Diyor ki bana anlatıyor Yüksel Kara abimiz. Hocam diyor sağa dönüyorum diyor. Selamünaleyküm diyor hocam diyor. Sola dönüyorum selamünaleyküm. Hocam sabaha kadar bana selam verdi diyor. Ben de aleyküm selam. Ne güzel kelam değil mi hocam? Allah'ın kelamı. Hocam bir selam olayında. Bu defa bunu söylediler şeyde. Evet. Ürdün'de bir kardeşimiz. Evet hocam. Beraber şeyinde bir arkadaşın evinde misafiriz diyor Cidde Şerif'te. Ben uyurken Esselamu Aleyküm diyormuşum. O da o şurada başka bir yatakta o da yatıyor. O da uyuyor. O da Aleyküm Selam dermiş. O da uyuyor. Benim Esselamu Aleyküm dememe o da şey ev sahibi girmiş bakmış. Evet. Ya bu iki deli benim evime gelmiş bunlar. Bu deliler ne? Evet. O da uyuyor. Birisi selamun aleyküm diyor, birisi de aleyküm selam İkisi diyor. İkisi de halinde. Uyku halinde. Uyku halindekini i̇şte görüyorsun. Bir ay evvel gördüm şimdi şeyde. Değil mi hocam? Hocam bir telefonumuz varmış. Onu hemen alalım. Canlı yayın. Isparta'dan mı? Nereden arıyor bizi? Bir bakalım. İstanbul'dan. Evet İstanbul'dan Kudret Pars abimiz arıyor. Maşallah. Evet alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam aleyküm. Aleyküm selam. Kudret selam. Abicim buyurun. Ya... Ben şeyden arıyorum, İstanbul Ali Bekir'den arıyorum. Evet, buyurun. Ya bir oldu. Ya bir şey. Hocam hoş geldin diye aradım. Evet hocam, buyurun söyleyin hoş hocam. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Ben de biraz Allah sizlerden, bizlerden, bütün kullarından Allah razı olsun. Çekemeyik var ya biraz bende işte ancak konuşuyorum. Allah şifa versin inşallah. Ya hocam sen için hocam dua için inşallah. Dua istiyorum. Bende kekemelik var diyor. Dua istiyorum diyor. Besmele-i Şerif'le kelime-i tevhidi çok söyleyin. Açılacak diliniz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Böyle devam edin. Bir de la ilahe illallah Muhammed. Çabuk. La ilahe illallah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet. Diliniz açılacak inşallah. Bak kekemenin tedavisi değil mi hocam? Evet. Kekemenin tedavisi demek ki Besmele-i Şerif ve Kelime-i Tevhid. Evet. Çabuk çok söyle. Evet hocam bir de benimle çocuklarım Hasan Kılıç Atan abimdir. Seher vakti düldürler ne de güzel öterler. Açınca atıp seriyadır birbirlerine o... İnşallah bir canlı birer döktük okur inşallah Hasan abimiz.
Yani. İnşallah. Bu inşallah kardeşim. İnşallah. İnşallah. Evet, çok teşekkür ettim Kudret abicim. Allah razı olsun. Peki, amin. Hayırlı geceler. Tamam abi, hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Amin. Aslın abi, bu kardeşimizin hemen üstüne bir dörtlük seher vakti gönlünü alalım kardeşimize. Eyvallah. Allah'ım. Bir de bir tane daha vardı. O şeyden, şey, yani, evet. Bülbül al. Birer dörtlük canlı alalım. Ötme bülbül. İçinde bülbül geçiyor. Bülbül. Onda, tamam. O zaman. Birer dörtlük alırsak yine bile bir şey alacağız. O. Şey var mı? Eko. Derdi derde var. Katma bülbül. Evet, bu, benim bu derdim arıyoruz, bana yeter. Bu mu? O, evet. O vardır değil mi? Sizde var. O hepsi bülbül. Var. Bülbül. Seher vakti bülbüller ne de güzel öterler. Seher vakti bülbüller ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler birlikte zikrederler. Açınca tüm çiçekler birlikte zikrederler. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah. Gönüle şifa veren la ilahe illallah. Maşallah. Evet, sıradaki Nasır abi. Devam. Onu da mı yapalım? Hemen söyleyelim. Allah peygamber gönlünü alalım kardeşlerimizin. Bu herhalde çeyrek asır evvel yaptığım bir besteydi. Telefon. Maşallah. Maşallah. Telefondan sonra mı, önce mi? Hasan abi, bir telefon varmış. Bekletmeyelim, tamam, tamam. İzleyicimize. Evet. O telefonumuzu şey, alalım. Evet. O bitmedi mi o şey? Ne alacağız? Bir telefonumuz varmış hocam. Hı. Evet. Evet. Ayşe, buyurun. Kaya İstanbul'dan. Evet. Alo. Hocam hayırlı geceler. Hayırlı geceler Ayşe ablacığım. Allah. Buyurun. Allah hocamdan hepimizden razı olsun. Amin. Ben hocamdan dua isteyecektim. Ben hastayım ve çocuklarımın evlenmesi için dua isteyecektim. Hocam dua isteyen. Musa aleyhisselam mübarek Musa aleyhisselam şeyden, Firavun'un şerrinden kaçıp başka bir memlekete gittiğinde garip garip şöyle bakıyordu. Orada koyun suluyorlar insanlar. İki mübarek kızcağız. Kur'an-ı Kerim'den bunu hoca efendilere söylersiniz. Bunlar bulur tefsirini okurursunuz. Hattımız düştü hocam. Hocam. Evet, devam edin üstü hocam. Devam edin, cümleyi evet, bitirin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet, hat düştü herhalde. Siz devam edin şey hocam. Şey yapıyor. İki kız bir kenarda bekliyorlar. Herkes koyununu sıraya girmiş. Koyunları sulayan gidiyor, sulayan gidiyor. Bunlar orada kalıyor. Musa aleyhisselam o garipleri görünce onlara yavaş yavaş hanım kardeşlerim selamun aleyküm, siz niye sulamıyorsunuz koyunlarınızı, bekliyorsunuz? Bunlar hepsi koyunlarını sulayacaklar, ondan sonra bize sıra gelecek. Sıra yok bize. O sıraya giriyor mübarek. Sıra alıyor, koyunlarını suluyor. O koyunlar sulanınca sevinerek kızlar dönüyor, evlerine dönüyorlar. Musa aleyhisselam da şöyle bir dua ediyor. Ağacın gölgesinde dua ediyor. Garip garip böyle. Onlar gitmişler, o da dua. O duayı yazın, kalplerinize yazın, dilinize yazın, telefonlarınıza yazın. Evlenmek için kolaylık duası bu. Allah Allah. Naam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed sellem. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bazen unutuyorum, unutmalar, gençleştik şimdi de unutmalar geliyor da. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Allah ikram etti elhamdülillah. Ha, bu ayeti bu kadar zaten. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muhterem dinleyenler, benimle okuyun beraber, hem telefonlarınıza çekin, kalem şeyle yazmak istiyorsanız yazın, hafız efendilerden sorun. Hocam bir yayında Rabbi varmış. İnni, evet. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Bir evet. Daha okuyorum. Rabbi evet, inni lima bütün evlenecek kardeşlerimize kolaylık için. Evet. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Şimdi evet. O kızlar evlerine gidince o da yani Şuayb aleyhisselamın kızlarıymış.
Şuayb peygamberin. Peygamberin. Diyor ki kızlarım çabuk geldiniz bugün, nasıl oldu? Ey babacığım, ey Allah'ın Resulü, Nebisi, bir mübarek nur, bir genç böyle bizi gördü, garip garip görünce dedi siz niye bekliyorsunuz koyunlarınızı sulamaya? Biz bunların hepsi bitirecek de bundan sonra bize sıra gelecek. Onun için ben hemen sıraya giriyor. Hı hı. Sıraya girdi, bize şey yaptı, koyunları suladık, geldik. Öyleyse hanım kızım gidin o genci davet edin diyor. Buraya davet edin. Hocam buraya bir koyalım, bir telefonumuz almış, devam edeceğiz. Öyle mi? Buradan, bu, bir telefon. Bu bitsin bitti yani. Mi? Burası bitsin. Hatta ha, bekliyormuş izleyicimiz. Hemen bitiyor. Evet. Yani dönüyorlar, o mübarek Musa Aleyhisselam'ı evlerine getiriyorlar. Evet. Kendi derdini anlatınca Şuayb Aleyhisselam hiç üzülme diyor. Sen bizimle berabersin. Bu kızlarımdan birisini sana nikah ediyorum. Böyle peygamber kızları gibi kızlar nasip olsun şeylere, erkeklere, amin. Hanımlara da öylesi evet. Nasip olsun. Musa Aleyhisselam gibi. Tamam. 8 evet, sene duayı şeysi. Duayı aldınız hocam. 8 sene mihri sünnet mihrin. 8 sene beraber olalım. 10 sene yaparsan daha da seviniriz zaten. Yer arıyor, kalacak yer arıyor Musa Aleyhisselam. Evet. Öylece Cenab-ı Hak ikram ediyor. Onun için evlenecek kardeşlerimize hafız efendilerden de sorarsınız, tefsirlerini de okursunuz. Hı hı. Böyle kolaylıklar. İnşallah. Allah buyurun efendim. Hocam. Buyurun. Evet, bir hattımızda telefonumuz varmış. Hemen alalım. Evet. Evet, alo. Alo. Aleyküm selam. Abdullah Atar İstanbul'dan arıyor bizi. Evet efendim. Evet. Buyurun. Hocam, ellerinden öpüyorum. Evet hocam, ellerinizden öpüyorum diyor. Allah razı olsun. Ben de sizin nurlar adam, gören gözlerinizden öperim. Ben hastalarımla devam ediyorum. Sosyal hormat ediyorum. Ve aleyküm selam Abdullah kardeşim. Hocam ben dua istiyorum Allah'ın izniyle. Hasan dua edeceğim. Ne istiyorsunuz Hasan abimizden? Ondan da şeker mi istiyorsunuz? Efendim? Hocamdan dua, Hasan abiden de şeker mi istiyorsunuz yoksa? Nasıl hocamdan yarın dua istiyorum inşallah. Hasan abiden ne istiyorsunuz? Hasan Kılıçatan abimizden. O da bir ilahi söyler. Murat Ula hocamdan. Yok Hasan tamam. Kılıçatan abimizden. Ha ilahi. İlahi isteriz Allah'ım. Tamam, hocamdan inşallah. Allah, evet Allah. Dualarımız sizlerle beraber Allah, hocam. Sizlere Allah bütün kullarına her hayırlar nasip eylesin. Her şeylerden muhafaza eylesin. Demin zikrettik çünkü o zaman. Amin. Cümlemizin inşallah. Allah razı olsun. Evet çok teşekkür ettik. Allah razı olsun. Hayırlı geceler efendim. Hasan abi evet. Bir dörtlük de Seydam ilahisini okuyacaktı Hasan abi. Onu ben dinleyelim. İzliyorum kardeşler. Çok arzu ediyorlar. Benim için de çok çok özel bir eser. Onun için o kardeşlerimizin buyurun. De gönlünü hoş etmek için bir dörtlük de olsa evet buyurun Hasan abi. Buyurun efendim. İslam'ın bülbülü. Evet. Allah peygamber bülbülü. Resulullah'ın torunu Ceddin Muhammed Nebi dertlerin dermanıydın sen gönüller tabi Züht vera teslimiyet Nice sırlar sahibi Bıraktın bizleri Ağlattın Seydam Bıraktın bizleri Ağlattın Seydam Ağlattın sen.
Allah razı olsun. Hasan abim, zamanımızın herhalde sonlarına doğru geldik. Şimdi izleyicilerimize özel söylenecek bir şey varsa senden bir eser daha alalım. Hangisini alalım? Bir eser daha alalım. Bir eser. Yani şey, zamanımız herhalde. O zaman şey yaptık, gerçi bir eser ismi verdik ama ona daha sonraki zamanlara bırakalım. Hı hı. 70 sanatçı, 70 eser dedim, bari buradan bir eserimi okuyayım. İnsan değil mi? İnsan diyelim, İnsan bakalım. İnsan diye bir eser var Hasan abi, doğru. Henüz çıkmadı, daha yayınlanmadı. Ama bu sette çıktı. Bu sette çıktı. Birlikte sevenlerimize bunu almış olalım. Özkan kardeşim inşallah. İnsanın namazla diyaloğunu müzikle haykırmak Allah. İstedim. Allah. İnşallah. Gönül dil dedikleri bu değil mi hocam? Gönül dili. Tabii. Evet, insanı alıyoruz Hasan Kılıçatan'dan. Bu 70 sanatçı, 70 eser setimizde. Evet, bu sette de yer alıyor zaten. Evet. Evet, insan diyoruz Hasan Kılıçatan. Gelir
secdede güneş doğup batarken, meyve secdeye varır çiçek açarken, arı balı bu vecd ile yaparken, nasıl secde etmez bilmem ki insan. Secde eden kulun cismi nurlanır, sade cismi değil ruhu paklanır. Secdeden kalkmadan kul bağışlanır, ah bu sırdan gafil olmasa insan. Secdeden kalkmadan kul bağışlanır, ah bu sırdan gafil olmasa insan. Nefsinin peşine takılıp gitme, menfaat hocam. Ne güzel eser değil mi hocam? Ya sorma ya. Allah razı olsun. Ağzına sağlık Hasan. Gerçekten çok güzel. Eyvallah. İşte gönül dili bu muydu hocam? Bu demek değil mi? Ya tabii. Hocam şöyle. Hocam duramadı, secdeye kapandı. Hocamı İnşallah. Biz tutamayız. Herkes. Hocamın gönlü geniş. Kalbi, gönlü coşuyor hocamızın. Hocam. Bu o geceler şey, var ya 3 saat geçmiş birden, hocam haberimiz yok. 3 saat geçmiş haberimiz de yok. O birden şeyi de ben dinleyeyim burada. Onu siz dinleyeceğiz. Zaten. Yayın dışında dinleyeceğiz inşallah hocam. Evet değerli dostlarım. Evet bir Mustafa Aslantürk'le baş başa programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet. O bitti yine, mi? O bitmedi yine, mi şey? Yine devam edecek hocam inşallah. Yine programımızın sonuna geldik ama bizim programımızın başı neydi? Kur'an-ı Kerim'di. Sonu yine Kur'an-ı Kerim olacak ve duayla kapanışımızı vereceğiz inşallah. Hocam sizden yine Vel Asr suresini alalım değil mi? Olur. Vel Asr suresini alalım. Ondan sonra da bir dua alalım inşallah. Bu 2000 TV'ye, 2000 TV'deki tüm çalışan Özkan kardeşimiz, Özkan kardeşimizden tut, yönetmen kardeşimiz var. Kamera arkasında ne cevherler var hocam. Ya, tabii. Çok cevherler. Şurada Sedai kardeşlerimiz var. Buranın sahibi İlhan Çalcı Bey. Bunlar, bunlara komple Allah dua edeceğiz hocam. Bu kurumun hayır selameti için, hayır ve selameti için dua edeceğiz ve tüm izleyicilerimize dua edeceğiz. Amin, amin. Evet değerli dostlar, hocamızdan bir Asr suresini peşinden de kısa bir dua alacağız. Amin. Kısa bir dua alırız ondan sonra hocam. Evet hocam buyurun. Ellerimizi açıyoruz. Ben bu hadisi şerifi Medine-i Münevvere'de okudum. Mübarek hadisi şerif. Allah Efendimiz buyuruyor. Herhangi bir kul iki elini açar da Allah'tan isterse Allah Teala Hazretleri ille de verecek. Öyle inanarak ellerimizi açıp Rabbimizden istiyoruz. Asr suresi de sahabe efendilerimiz ayrılırken
her biri böyle okurlardı. Onların da ayrıca sünneti. Asır suresi okuyup sureyi asır. Yani Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra da Cenab-ı Hak'tan hayırlar dileyeceğiz inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bis sabr ve tevâsav bil hakk ve tevâsav bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihât. Ve tevâsav bil hak. Ve tevâsav bis sabr. Sadakallâhu'l-azîm. Sabırda da üç şey. İbadetlere devamda sabretmek. Günah işlememede sabretmek. Sıkıntılar, başımıza yazılan herhangi bir sıkıntılar, hastalıklar, çeşitli şeylere de onlara da sabretmek. Sabreden kulu Allah Teala'ları seviyor. İnnallâhe ma'as sabirin buyuruyor. Allah sabredenlerle beraber. Başka bir ayet-i kerimede Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü sbiru ve sabiru ve rabitu ve ettegullaha leallekum tüflihun. Sabra devam edenlere kurtuluş var inşallah. Sıkıntılara da sabredip Allah'ın rahmetidir. Amin. Allah'ımızdan istiyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve kâle rabbukum ud'uni estecib lekum. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. Bu da umumi dua çok. Ya Rabbi bizleri, ana babalarımızı, dünyaya gelmemize sebep olan anne babalarımız ve bütün inananları hepimizi affeyle, her hayırları nasip eyle. Hı. Mübarek dinleyenler, seyredenler ve bütün kardeşlerimizin hepsine ve bütün kullarına Cenab-ı Hak her hayırları nasip eylesin. Amin. Her şeylerden muhafaza eylesin. Amin. Umumi ikinci bir dua daha ben tavsiye ediyorum herkese. Ya Rabbi dinimize, dünyamıza çalışan, dinimiz için, dünyamız için çalışan kardeşlerimize Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve sellem işlerinde kolaylıklar ihsan eyle. Amin. Beş vakit namaz kılana Allah'ımız buyuruyor, dünyasını cennet ederim, ahiretini cennet ederim. Dikkatli kılacağız. Sabah namazlarına devam edeceğiz. Hanımlar da evlatlarıyla, kardeşleriyle, efendisiyle, Efendimizin zamanında Mescid-i Nebevi'ye hanımlar dahi gider. Yatsı namazına, sabah namazına, cemaatlere giderlerdi. Onun için hanımları yasak etmeyin. Böyle dini meclislerde, camilerde mübarek hocalarımız, Gönenli Hoca Efendi Hazretleri, mübarek Şeyh Muhammed, Seyyid Muhammed Hakkani Kıbrısi Hazretleri de erkekler, sabırlar, hanımlar beraber hayvan sıfatından melek sıfatına geçerek, birinci sıfat hayvan sıfatı, oradan geçip melek sıfatı zikreder, ibadet eder melekler. O sıfatta olunca üçüncüsü de insanları davet ederek dördüncüsü de ikram etmek. Mübarek Şeyh Nazım Efendi Hazretlerini lütfen eli kalem tutan kardeşlerimize tekrar tavsiye ediyorum. Biraz daha yazsınlar yani. Ben kendisiyle Medine-i Münevvere'de beraber oldum. Mekke Mükerreme'de beraber oldum. Cidde'de beraber oldum. Şam-ı Şerif'te Şeyhi Abdullah Dağıstani Hazretlerinin elini de öptüm. Onun şeyinde, Şam-ı Şerif'te beraber, bir İngiltere'de de beraber, Türkiye'mizde çok beraber olmak. Şeyde, Kıbrıs'ta da beraber, mübarek
Şimdi bütün dünya maşallah çok teşekkür ediyorum. Bütün gazeteciler yazmışlar, televizyonlar söylemişler. Biraz daha söyleyin inşallah. Zikril evliya tenzilur rahme. Evliyaların zikriyle Allah'ın rahmeti olur. Peygamber efendilerimizi anıyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'in ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel mürselin. Salavatullahi ve selamu aleyhim ecmain. Ya Rabbi dualarımızı mücahitlerin cihat saflarında dualarıyla, mazlumların dualarıyla kabul eyle. Nebiler, sıddıklar, şehitler, evliyalar dualarımızı teheccüd vaktinde, teheccüd namazları esnasında yapılan dualarla kabul eyle. Ya Rabbi Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve sellem. Her hayırların fethi için, her şerlerin defi için, Allah rızası için bir elham-ı şerif, üç kul huvallahu ahad. Bütün istekli kardeşlerimizin her türlü hayırlı istekleri, işsizlere işler, biz Japonya'da böyle şey yapıyoruz, eşsizlere hayırlı eşler, hayırlı evlatlar, her yerde Allah böyle nasip etmesi. Camilerde misafir ediyoruz, Japonya'da davet ediyoruz. Buradan da inşallah bu şeyleri istesinler. Bu Mustafa Efendi kardeşimiz, evet. 9 dilden, evet. Ve Japonya adresimiz, camilerde sizleri misafir edeceğiz. İnşallah mübarek Allah peygamber bülbülünü ve dinleyen kardeşler böyle. Yani bu bülbüller inşallah Japonya'da da ötsün. İnşallah. Kore'de de inşallah. İnşallah. Dünya İslam'a koşuyor şimdi. Hep huzur arıyorlar. Gelen turistlerimiz her sene 30 milyondan fazla turist geliyor. Bunlar hepsi Sultanahmet'e gidiyor. Mevlana'ya gidiyor. Hep bu ne? Pir-i Nakşibendi Hazretleri buyuruyor. Allah kullarını bahayla değil, bahaneyle affediyor. Bu da ne güzelmişti dediği zaman Allah onları da ikram edecek. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve gina azabennar. Siz tamamlayın birkaç kelimeyle. Amin. Evet. Siz Fatiha'yı siz yapın hocam. Evet. Ben kapanışı vereceğim inşallah. Peki. Peki. Okay. Tekrar öyleyse şimdi Fatiha dedikten sonra salavat-ı şerife, elham-ı şerif üç kere de kul huvallahu ahad okuyup şimdiye göçenlerin, göçeceklerin de ruhlarına, hastaların şifasına, dertlilerin devasına, el kaldıran bütün dinleyen kardeşlerimizin her türlü kalplerimizdeki hayır muratlarımızın olması için el Fatiha ma'assalavat. Allahümme salli ala seyyidina. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد bu şeyler de bak Kur'anlar evlerinize girecek, herkese okutun, dinletin inşallah. Allah kabul eylesin. Evet. Görüşmek üzere inşallah. Allah'ımız sıhhat ömürle daha nice meclislerde görüşmeyi Allah nasip eder. Evet, ağzınıza sağlık. Evet değerli dostlarım, bir Mustafa Aslan Türk'le baş başa programının sonuna geldik yine. Yine her zamanki gibi işimizin en zor kısmı sizlerden ayrılmak. Sizlerden ayrılmak gerçekten çok zor. Çünkü sizleri çok seviyoruz. Allah için seviyoruz. Bu arada mesajlarınızı okuyoruz, alıyoruz. Ayvacık'tan okul arkadaşımız Rahim Toprak kardeşimizin mesajlarını okuyoruz. Unutmuyoruz. Zamanımız kısıtlı olduğu için belki gözden kaçıyor ama kesinlikle unutmuyoruz, okuyoruz. Bu arada mesaj gönderen tüm kardeşlerimizin mesajlarından haberimiz var. Sizler de okuyorsunuz ekranın altından zaten. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri hiç unutmayacağız. Allah hepinizden razı olsun. Bu saate kadar bizlere izleme, dinleme zahmetinde bulundunuz. Ben hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü diyorum. Kucak dolusu selamlarla Allah'a emanet olun diyorum. Esselamu aleyküm. Tekrar bir de başlayan şeyi de onu da... Onu evet hocam. Evet. Onu da söyleyeceğim inşallah. Evet. Esenlikle kalın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.